Ben öncelikle KRT zirvesini organize eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na ve onun nezdinde emeği geçen bütün Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde bütün ekibe hasreten çok teşekkür ediyorum. Ve sempozyumun bütün yürütme kuruluna, yöneticilerine ve 3 gündür dolu dolu programı icra eden ev sahiplerine teşekkür ediyorum. Ve akademisyenlerimizin, farklı disiplinlerin burada buluştuğu, göçü ve insanlığı konuştuğumuz bir 3 günlük dolu dolu geçen bir sempozyum. Kartepe Zirvesi 2. yılında. Geçen senede yine çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz Milli İrade Zaferi'ni gündemine alan ve 3 gün dolu dolu konuşan bir süreçti. Şimdi Türkiye için Kartepe Zirvesi bundan sonra çok daha yoğun konuşulacak, zirve haline gelecek inşallah. Ve bugünkü konumuz göç ve sosyal politikalar. Bu oturumumuzda fikirlerine başvuracağımız, kanaatlerini, görüşlerini alacağımız çok kıymetli hocalarımız var. Sayın Abdülkadir Şenkal hocam, Profesör Abdülkadir Şenkal, Kartepe Sempozyumunda göç ve göçmenlere yönelik sosyal politikalarımızı konuşurken tecrübelerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak. İkinci konuşmacımız değerli Mehmet Merve Özaydın hocam ve Mehmet Merve hocam Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde akademisyenimiz. İktisatçımız, sosyal politikalarcı ve aynı zamanda göç üzerine de yoğun çalışmalar yaptı. Betül Solmaz hocamız yine göç konusunda genç, dinamik çalışmalarıyla bugün bize katkıda bulunacak. Ve son konuşmacımız da Deniz Eroğlu Utku Trakya Üniversitesi'nden yine genç ve göçü akademik kariyere başladığı andan itibaren kendine özel konu olarak seçmiş kıymetli akademisyenimiz. Ben bütün hocalarımıza hoş geldiniz diyorum ve bugünkü konumuza kısa bir girişle başlamak, sonra da sözü hocalarımıza devretmek istiyorum. Öncelikle Türkiye'de son 15 yılda sosyal politikalar alanında çok önemli gelişmeler yapıldı. Ve bu gelişmeleri yaparken sosyal devlet anlayışını inşa etmek için çok ciddi mücadeleler verdik. Sosyal devlet anlayışı sadece anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir diye nitelendirilen kavram olarak, kelime olarak kalmadı. Bunu icraya dönüştürdük ve sosyal devlet anlayışını yerinde uyguladık ve sosyal yapmış olduğumuz sosyal politikalar uygulamalarıyla da sosyal devlet anlayışını son 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de icra ettik. Şimdi sosyal politikaları sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza değil, bundan sonra yapmamız gereken ülkemizde ve bölgemizde yaşayan özellikle yerini, yurdunu terk edip memleketimize gelen insanlarımız için de uygulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle de göç ve sosyal politikalar birbirinin içerisine derc olmuş konular diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız için oluşturduğumuz sosyal politikaları eğitimden sağlığa, erişime kadar her alanda göçmenlerimize, mültecilerimize ve sığınmacılarımıza nasıl uygulamamız gerekir, neler yapmamız gerekir? Bugün onları konuşacağız nasip olursa. Birleşmiş Milletler verilerine göre 300 milyona yakın göçmen, yani dünyanın neredeyse %3'ü kendi doğduğu ülkelerin dışında yaşamakta. Ve göçmenlerin 60 milyondan fazlası da sığınmacı, mülteci veya başka bir koruma statüsüyle yuvalarından, evlerinden uzak bir şekilde yaşamaktalar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır uygulamış olduğumuz sosyal politikaları bundan sonra da inşallah burada yaşayan
insanlarımız için uygulayalım istiyoruz. And we want to bugün apply tüm dünya adeta göç çağı yaşamakta. Türkiye'miz de dünyanın en önemli göç rotalarından biri haline gelmiş vaziyette. Biz savaşlardan, zulümlerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda bırakılan sığınmacı kardeşlerimize gönül kapımızı açtık. Ve uluslararası sözleşmelerle birlikte her zaman onların yanında yer aldık. Uygulamış olduğumuz açık politika bizde açık kapı politikamızla kapılarımızı açtık ve şu an bünyemizde hem kamplarda hem de serbest dolaşımda olan çok ciddi manada sığınmacıyı bünyemizde barındırıyoruz. Yaklaşık Suriye'den gelen insanlarımızın sayısı 3,5 milyon. Ama Türkiye'de sadece savaş dolayısıyla memleketlerini terk eden insanlar değil, aynı zamanda Türkiye'de iş adamlarımız, yatırımcılarımız, sanatçılarımız ve sporcularımız var. Bunlarla birlikte Türkiye'de yaşayan göçmenlerin sayısını 4,3 milyon olarak nitelendirebiliriz. Ve biz 4,3 milyon insanımız Türkiye'de 193 ülkeden, 5 kıtadan insanın var olduğu ve Birleşmiş Milletleri temsil eden ülkelerin insanların da burada olduğu bir ülke olduğumuzu ifade etmek isterim. Ve özellikle kültürümüzü, inancımızı, insanlığımızı ve onurumuzu korumak adına da bizim insanlarımıza uygulamış olduğumuz tüm politikaları göçmenlerimize de uygulayalım istiyoruz. Temel ihtiyaçlardan sağlığa, eğitime kadar tüm hizmetleri biz kardeşlerimizle buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Türkiye'de yaşayan göçmenler sadece savaştan ve zulümden kaçanlar değil, biraz evvel de belirttiğim gibi burada istihdam yaratmak üzere gelen yatırımcılarımız da var. Ve bu vesileyle de bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda yurdunu terk edip buraya sığınmak zorunda kalan göçmenlerimizle ilgili nasıl uyumu yakalayabiliriz, karşılıklı uyumu nasıl sağlayabiliriz? Sadece göçmenlerle, sığınmacılarla, mültecilerin kendi içlerindeki uyumu değil, aynı zamanda toplumun da uyumu bizim için çok önemli. Göç korkulması gereken değil, yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü göç olgusu başlı başına iyi ya da kötü bir olay değildir. Kötü yönetilirse krize, iyi yönetilirse fırsata dönüştürülebilecek bir olgudur. İki gün evvel Kanada'daydım ve Kanada'da göçmenlerden sorumlu bakan Ahmet Hüseyin'le görüşmemiz oldu. Ve gelişmiş ülkelere dönüp baktığımızda göçmenleri bir fırsata çevirmiş olduklarını görüyoruz. Bizim de Türkiye olarak göçmenlerin varoluşunu fırsata çevirmemiz gerekir. Bu vesileyle onlara her türlü hizmeti eğitimden sağlığa kadar ulaştırmamız ve beyaz yakalıdan mavi yakalıya, gri yakalıya kadar bütün insanlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymış gibi yetiştirmeli ve onları fırsata çevirmeyi bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Coğrafyamız ve tarihimiz son derece büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği yapmıştır. Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan siyasi istikrarsızlıklar göçün en önemli tetikleyicisi olmuştur. Ve biz göçe, göçmenlere sadece kriminal bir gözle değil, aynı zamanda güvenlik konseptiyle de bakmadık, gönül gözüyle baktık. Ne kriminal bir lensle ne de güvenlik konseptiyle bakışımızı sabitlemedik. Aynı zamanda gönül gözümüzle de baktık. İşte bu gönül kapılarımızı açtığımız bir süreçte göç ve sosyal politikalar konusunda kıymetli Abdülkadir Hocam'a ben sözü vermek ve Türkiye'deki özellikle insanlığın dünyada dibe vurduğu, ailen bebekler sahile vururken insanlığın dibe vurduğu bir dünyada Türkiye'deki göçmenlerimizle ilgili sosyal politikalarımızı nasıl buluşturacağız? Onu kendisinden dinlemek istiyoruz. Abdülkadir Hocam, söz sizde. Buyurun efendim. Professor Abdülkadir, the floor is yours. Sayın Başkan, esteemed chairman and distinguished participants. Ama sanırım o olmadı. Yok. Evet, şimdi 3 gündür çok dolu dolu bir program istiyoruz. Göç. Aslında bu tesadüfe seçilmiş bir olay değil. Yani bu yüzyılın bir fenomeni tekrar geri geldi. Bu insanlık tarihinde var olan bir gelişme. Bunu zaten bundan kendimizi de soyutlayamayız. Dünya tarihinde şimdiye kadar tam 25 tane medeniyet kuruldu arkadaşlar.
exactly 25 civilizations have been established in the history of the world, and all the time migrants established them. So as our moderator stated, if you can manage it in a great, in a good way, it can turn into an opportunity. And we cannot prevent the migration because of our geographical and political or geopolitical situation, location in the world. Since the establishment of ours, since the foundation of our republic, we've been coping with immigrations, you know, the immigration, the Turkish immigrations from Balkans, and especially Bulgaria and Greece, and the visa migrants from Afghanistan. And after the Iranian revolution, actually, we received around 1 million Iranian refugees or immigrants. But, you know, the media didn't really point it out at that time. But this is a phenomenon, you know, this is a phenomenon. At the end of my speech, I will also point it out, but now I want to say it for once. We have to live with it. We are actually destined to tackle with refugees. When we say immigration, or when we say refugees or asylum seekers, it means that we are coping with some people who have fled from their countries due to civil wars and conflicts, and insecurities and insecurities due to their political or religious reasons, etc. And there is something important of this regard. Social policy is very important because the people who immigrate normally immigrate from worse to better, you know, from worse life conditions to better ones. That's why, you know, they are seeking for prosperous countries to live in. They want to find, they want to have the rights and living conditions that they didn't have in their previous country. That's why social policy is very important in this context. When we are talking about immigration in the world, we see the popular route is from south to north. As you know, the world is divided between southern and northern poles, and northern part of the world is actually wider in terms of area than the southern part, and north has always been more advanced in terms of technology and civilization and pretty much everything actually. That's why the popular route of immigration is from south. 2900-3000 kişinin şu ya da bu nedenle göç etmek zorunda olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle dünyada her yıl ortalama 100 milyon insan oturduğu ülkeyi terk etmek ve bu değişimin gerektirdiği parasal, fiziki, hukuki, siyasal sıkıntılara katlanmak zorunda kalıyor. Böyle bir durum var. Yine Birleşmiş Milletler'e göre 2005 yılında dünya nüfusunun yaklaşık, az önce başkanım da söyledi, %3 yaklaşık 300 milyon kişiler doğduğu ülke dışında yaşıyor ve çalışıyor. Bu sayı 1960 yılındaki rakamdan yaklaşık %20 daha fazladır. Dolayısıyla gittikçe küreselleşen dünyada seyahat etmenin kolaylaşmasıyla ve eşitsizlik, yoksulluk, sosyal çatışmaların artmasıyla göç baskısı kaçınılmaz bir hale geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yine mesela uluslararası göç akışlarının, yani günümüzde göçün incelenmesi gereken bir durum olduğu konusundaki en önemli saptamalar şunlar. Yani dünyanın neredeyse tüm ülkelerini kapsayan uluslararası göçün bir genişleyen bir coğrafyası var. Yani birkaç ülke arasındaydı. Ülkemizde de mesela hatırlarsanız eskiden Orta Doğu ve Afrika, Afganistan, Pakistan, İran gibi ülkelerden Avrupa'ya bir göç akışı vardı. Ve biz sadece geçiş ülkesiydik hatırlarsanız. Yani Avrupa'daki arkadaşlar bilirler. Ama bu bir ironi. Yani iyidir, kötü müdür bilmiyorum. Şimdi artık hem geçer, bir kısmı geçiyor, bir kısmı da yerleşiyor. Yani bu aslında bizim gelişmiş bir ülke olduğumuzun bence bir göstergesi. Eskiden hani tabiri caizse bize tenezzül etmezler mi? Öyle mi diyebiliriz bilmiyorum ama. Yine uluslararası göç akımı
yapının yapısında nitel değişiklikler var. Ekonomik göçün oynadığı kilit rol var. Düzensiz göçün sürekli büyümesi ve karmaşıklığı, zorunlu göçün artan ölçeği ve coğrafi anlamda genişlemesi gibi gelişmeler uluslararası göç modellerin daha karmaşık bir hale geldiğini göstermektedir. Yine bir takım eğilimler var, trendler var. Mesela 2017 yılında yüksek gelirli ülkeler dünya çapında toplam uluslararası göçmen sayısının %64'ünü veya yaklaşık 185 milyonunu barındırmıştır. Ayrıca uluslararası göçmenlerin küresel nüfustaki büyümenin büyük kısmı 2000 yılından beri 85 milyon göçmenin 64 milyonunu barındıran yüksek gelirli ülkelere yönelik hareketler. Çünkü bu öyledir arkadaşlar. Şimdi mesela Afrika, Kenya'dan kimse pek Somali'ye gitmez ya da işte Zimbabwe'den Etiyopya'ya genelde gidiş olmuyor ya da çok az, daha çok gelişmiş ülkeler. Demin o bahsettiğim aslında sosyal politika. Yine göçmenlerin ortalama yaşlarına baktığınız zaman mesela bu yaşlarda da bir değişim oluyor. Mesela 2000 yılında 38.0 iken yaş ortalaması 2017'de 39.2 yaşına yükselmiştir. Yine göçmenlerin 2010 yılında uluslararası göçmen piyondan alınan veriler, uluslararası göçmenlerin %48.4'ünü kadınlar oluşturuyor. Kadın göçmenler Afrika ve Asya dışındaki tüm bölgelerde erkeklerden daha fazladır. Asya'nın bazı bölgelerinde ise erkek göçmenler kadınlardan daha fazla. Yine 2017 yılında tüm uluslararası göçmenlerin 3/2'si sadece 20 ülkede yaşamaktaydı. Ve tüm uluslararası göçmenlerin yarısı sadece 10 ülkede yaşıyordu. En fazla uluslararası göçmen sayısı küresel toplamın %19'u Amerika'da bulunuyor. Suudi Arabistan, Almanya, Rusya ve bu ülkelerden her biri yaklaşık 12 milyon göçmen ile dünya çapında ikinci, yine üçüncü ve dördüncü en büyük göçmen sayısına ev sahipliği yapan İngiltere bu anlamda sayılabilir. Yine bu göçmenlerin hedefine baktığınız zaman mesela göçmenlik sürekli gösteren yani değişim gösteren bir olgu. Mesela az önce ben örnek vermiştim. Bu İtalya için de geçerli. Mesela İtalya 1980'lerde göç veren bir ülkeyken yani 2000 yılından sonra o da göç vermeye emek talep etmeye başladığını görebiliyoruz. Yine dünyanın demografik gelişimi için uluslararası göçün hem köken hem de varışı önem arz ediyor. Her 10 uluslararası göçmenin 6'dan fazlası Asya veya Avrupa'dan Avrupa'da ikamet etmektedir. Yine Kuzey Amerika, üçüncü en büyük sayıya 58 milyon. Ardından Afrika 25 milyon, Latin Amerika ve Karayipler 9.5 milyon ve Avustralya 8.4 milyon. Tabii bu göç sayıları Asya'nın yaklaşık 30 milyon göçmen kattığı 2000-2017 döneminde görülen büyümeyle uyumludur. Bunu 22 milyon Kuzey Amerika, 17 milyon ve Afrika 10 milyon olarak Avrupa takip ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi mesela yine Hindistan'la ilgili çarpıcı bir örnek var. Onu da vereyim. Hindistan şu anda ülkede doğup ancak sınırları dışında en fazla insanın yaşadığı ülkedir. 2017 yılında yurt dışında ikamet eden Hint doğumlu kişilerin sayısı Meksika dışında yaşayan Meksikalılardan 17 milyon daha fazladır. Rusya Federasyonu, Çin, Bangladeş, Suriye, Pakistan ve Ukrayna'da da her biri 6 ile 11 milyon arasında değişen yurt dışında yaşayan bir göçmen kitlesi söz konusu. Göç ve sosyal politika baktığımız zaman göç ve sosyal politika arasında çok enteresan ilişkiler var. Çok sıkı bir ilişkiler. Bahsettiğim gibi aslında sosyal politika göçün önemli nedenlerinden birisi. Bu dünya tarihine baktığımız zaman kavimler göçünde bile ne olmuş? İşte kutsak olmuş orada. Daha iyi risk diyebileceğimiz olan daha iyi bir refah yaşam şartlarına ulaşmak için. İşte 1600'lü yıllarda yine Amerika'nın keşfinden sonra Amerika'ya insanlar niye gitti? Yani bu önemli bir etken arkadaşlar. Fakat yapılan araştırmalarda sosyal politika bundan nasıl etkilendi? Bu konuda en önemli endişe şu, yani yerleşik halkta efendim, göçmenler geldiğinde bizim refah düzeyimizi nasıl etkileyecek? Şimdi bu konuda çok kapsamlı çalışmalar yapılmış mıdır? Pek yapıldığı söylenemez. Avrupa'da bir iki ülkede ben rastladım. Aslında yapılan araştırmalarda göçmenler, ama tabii bu göçmenlerin sayısı da çok önemli, oranı da çok önemli. Pek fazla refah düzeyini etkiledikleri söylenemez arkadaşlar. Hatta bazı yabancı uzmanlar bunu refah mıknatısı olarak değerlendiriyor. Yani refah varsa
it is taught. If you have prosperity established in a country, it will of course attract refugees. I mean, just like honey attracts bees. Let's say there's a country with 3 million population. Can you imagine that 3 million refugees that we are hosting right now were to go to this country? I mean, it would destroy the country totally. Şimdi bizim refah düzeyimiz şey yapımız geleneksel bir refah anlayışı. Avrupa gibi değil. Amerika gibi değil. Biz mesela bir şekilde like Europe, akraba ilişkileri, like sosyal dayanışma mekanizmaları vesaire bir şekilde hayatta kalabiliriz. Buna şeyimiz var. Yani buna uygun bir özelliğimiz var, we yapımız have var. Ama that mesela, quality, if I may say, but it's not the case in the United States, for instance, when there is a war, the citizens are not affected by that, no matter what, and they, for instance, they don't have very good relations with their relatives either. There's a highway here, and when you look at all these vehicles passing by, you can see that there are lots of cars or buses coming from Istanbul just to bring yogurt to their relatives, but it's not the case, for example, in New York. They don't bring anything, they don't bring food to their relatives living a little bit upstate or a little bit far away. So I can say that they are more negatively affected by these conditions than we are. There was a crisis in the United States, I think it was due to a hurricane, and they were all trying to buy whatever they could find in supermarkets, but it has never been the case for us. So social policies and institutions providing them are really important because their structure are affected from one another. For instance, in Belgium there is a certain system established, and if they were to face a new migration flux, kurumlar, organizasyonlar bundan providing social services ya da ne kadar etkilenmiştir? Were they bu konuda da by that or not? En büyük endişe bu arkadaşlar. This is one of the main concerns, diğeri mesela işte göçmenler şöyle bir algı var. Point, ben gittiğim ülkede huzur bulabilecek miyim? İşte refah düzeyim çok yükselecek miyim? Fatih Bey'in sunumunda bir bayan vardı. Hani Macit Muhammed diye. Şöyle bir olay anlattı. Dedi ki ya biz anket yaptık ve Suriye'deki şey buradaki Suriyelilerin içinde bir kesim irregular and a group mülteci diye yani düzensiz ya gelecek konusunda endişesi var ama şöyle bir şey var yani biz de irregular migrants we also have it here in Turkey. I mean in our society there are irregular groups, we are a traditional society and we cannot plan everything out. Şimdi İngiltere'de diyelim ki for instance in UK gelecek büyük ihtimalle belki bellidir who will be the head of state is maybe known right now, but in here in Turkey you cannot know what will happen next because we have a very dynamic structure. Everything changes so rapidly. We never know what will happen. So this is why refugees are also having troubles when it comes to adapting to this system. And I wish I could have the chance to ask this question to them. I saw a refugee a couple of weeks ago and he böyle bir durum. Yine birkaç nokta var. Yani ben onu da size izah edeyim. Birleşmiş Milletler said, okay, DESA tarafından yapılan uluslararası göç raporu var. Bu rapor bence önemli. Bu rapor 2000 yılından bu yana doğduğu ülke dışında bir ülkede yaşayan yaklaşık 258 milyon insan var. Yine rapor dünyada yaşayan insanların %3.4'ünün uluslararası göçmen olduğunu belirtiyor. Bu rakam 2000 yılında %2.8'lik bir değerden daha az bir artışı yansıtıyor. Yine 11 Eylül 2016 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üye devletlerin iyi yönetilen göç politikalarını uygulamaya karar verdikleri New York Mülteciler ve Göçmenler Deklarasyonu'nu kabul etmiştir. Ha, tabii bu uygulamalar var ama önemli olan bu uygulamaların yani hayata geçirilmesi, uygulanması. Bu konuda ülkemiz iyi. Biz daha önce derslerde bile böyle Avrupa'ya özen, Avrupa'nın uyguladığı politikaları kendimize uyarlama anlayışımız var. Ama galiba insanlarında onu belirttiği an önce, yani Avrupa'nın ve dünyanın örnek alabileceği bir göç politikamız var. Right çok, ben 3 gündür burada çok farklı politikalar, practice, çok farklı oturumlar var. Göç ve müzik, göç ve spor, göç ve halk yani bütün bunları toparladığımız zaman aslında bizim the Türkiye'nin Suriyeli Savaşı'ndan belki 1-2 yılda biraz afalladık diyebileceğim. Ama ondan sonra şu anda birçok gene eleştiri
eleştirilecek şeyler var tabii çünkü daha çok countries having prosperity are also facing a crisis, and with migration included, people who have been there for many years are used to a certain prosperity level, and they are all affected by that, of course, by this flux. While we were chatting amongst ourselves, we even talk about this prosperity policy, and when you just lose it a little bit, the citizens start to react, and they are right in their own way, because it is a certain crisis. Even though on the press there were some questions saying, is it the end of prosperity in Western states? So this is the existing current conjuncture. Yine the integration of refugees with the society that they're fleeing. I also asked someone from the audience a couple of weeks ago what could be the advantages and disadvantages of integration. Of course, the advantage is the religion, because they will be converting to Islam, and it is an important advantage. And the other one was being an Arab, but I don't think that this is a disadvantage. I totally disagree with that, because our society, our country is quite welcoming, and we have a very positive approach. Sometimes the discourses do not reflect the reality, if I may say, and our country is really successful, but results of all the policies that we try to put in implementation. Mesela 2013 yılında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çıkardık. Bu önemli bir olay. Yine 2005 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin İltica ve Göç Eylem Planı hazırlanmış. Bu da bence çok önemli. Hatta Avrupa. Yine 99 yılında Helsinki zirvesinde Türkiye'ye Avrupa Birliği için adaylık statüsü verilmesi Türkiye'nin göç politikasına yeni bir boyut kazandırmış ve bu doğrultuda gereken çalışmalar yapılmış. I'm a European Union member. When it comes to education, even though we do not hear about people who don't get a chance to receive education or training, and same goes for accommodation, but it can be a problem, especially before public opinion. When it comes to employment, I can say that it's not that bad. I was in Adapazarı a couple of weeks ago, and I saw someone, and he was an Arab, trying to put something on the roof. So the question that we can ask ourselves is the following. What would be the essence of a politic saygıyla muamele görmesini hak etmek for refugees, I believe that they deserve respect no matter what, and we should give them this respect. They should live in integrity. Thank you very much. Akademisyenlerin mikrofonu açık, siyasetçilerin kapalı. Mehmet Merve Hocam, ben kapalı mikrofonu sana vereyim, sen onu açarsan. Evet, Abdülkadir Şenkal Hocama çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle uyum politikalarımızı sürecimiz yönetirken sosyal kaynaşma ve toplumsal bütünleşme süreçlerinin olmazsa olmazı etkileşimli kültürel süreç. Biraz evvel göç ve müzik dedi. En önemli hadise
birbirimizle uyumlaşabilmemiz için ortak kültürel değerlerimizi açığa çıkarmak gerekir ki şu anda da ülkemizde bu konuda çok ciddi politikalar geliştirilmekte ve özellikle son döneme ait olarak biraz evvel Sayın Hocamız Uluslararası Koruma Kanunu'nun çıkarıldığından bahsetti. Ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Biz genel merkezde sosyal politikalarda göçü çalıştığımızda bakanlıklarımızda hangi ilgili bağlı kurumlar var diye baktık. Göç ve göçmenlerle, mültecilerle ilgili olarak tam o zaman bakanlık sayısı 25, 16 tane bakanlıkla ilgili, göçle ilgili daire başkanlığı, genel müdürlük var. Ve bizim bunları bir işlem yapmak istediğimizde 16 tane ayrı kuruma gitmesi, oradan geri dönüşüm almamız gerektiğini bize gösterdi ve önermelerimiz içerisinde de bunun toplulaştırılması ve işlemlerin daha kolaylaştırılmasını arzu ettik. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesinde göç toplanmış vaziyette ve inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de bu 16 ayrı bakanlıktaki kurum tek çatı altında toplanarak göçmenlerimize daha sağlıklı hizmetler verilecek. Evet, kıymetli Mehmet Merve Hocam, söz memnuniyetle. Mehmet Merve Hocam, Hacı Bayram Üniversitesi'nde sosyal politikalar çalışmaları yapıyor ve birçok kuruma da danışmanlık hizmeti veriyor. Buyurun Mehmet Merve Hocam, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Muhterem Hazirunu saygıyla selamlıyorum. Yeni bir kurumsal kimliğe kavuştuk yakın zamanda. Gazi Üniversitesi'nden ayrılarak geçtiğimiz Mayıs ayında Hacı Bayram Veli Üniversitesi olduk. Bu aralar herhalde birkaç yıl bunu ifade edeceğiz. Kurumsal kimliği güçlendirmek için Gazi Üniversitesi'ne de böyle bir atıf yaparak bu kimlik geçişini tamamlamaya çalışacağız. Abdülkadir Hocam gerçekten çok önemli, değerli tespitler yaptı. Ben biraz daha refah devleti kısmıyla sınırlı kalmaya çalışacağım. Refah devleti göç ilişkisinin tarihsel parametrelerinden yola çıkarak bugünü biraz anlamaya çalışacağız. Refah devleti çalışan bir akademisyen olarak aslında bir batı savunusu yapmayacağım ama batının kullandığı dilin ve yaklaşımların aslında onların dünyasından empatiyle biraz anlaşılması gerektiğini de söylüyorum. Ama daha fazlasını bekliyorsak o daha fazlasının da nafile olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biraz bunlar üzerinde bir değerlendirme süreci ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi göç genel olarak bir coğrafi hareketliliğe bağlı olarak nüfus hareketliliğinin bir sonucu olarak ifade ediliyor ama her şeyin ötesinde sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik hem nedenlere sahip hem de sonuçlara sahip bir olgu. Böyle olduğu zaman bizim sosyal politika konusunun da doğrudan belirleyici unsurlarından bir tanesi oluşturuyor, birini oluşturuyor. Siyasi refah devleti açısından bu siyasi etki çok önemli. Çünkü bu siyasi etki illa bir ülkede, menşe ülkede yaşanan krizle insanların düzensiz göçe maruz kalmasından gerçekleşmiyor. Gidilen ülkedeki refah devletinin veya sosyal politika uzlaşısını anlaşmasına yönelik bir tehdidi de ifade ediyor göç. Çünkü refah devleti özellikle batı terminolojisi içerisinde sanayi devrimi ve modern devlet gelişiminin sonucunda ortaya çıkmış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bizim batıda altın çağ diye ifade ettiğimiz bir devlet uygulamasının sonucu. Çok uzun süreli etkilere sahip olmamış. Çünkü 1970'li yıllardan itibaren ekonomik krizlerle beraber yeniden yalpalamaya başlamış. Ve 80'li yılların neoliberal politikalarında yeniden refah devleti batıda ciddi eleştirilere tabi tutulmuş. Bunu da kapitalizmin doğasından anlamak lazım. Her şey aslına rücu eder. Kapitalizm bu anlamda sistem olarak materyalist felsefeyle, rasyonalistik bakış açısıyla bir birey tasavvurunu ortaya koyuyordu. Sistemin sosyal değişimleri, yani süreç içerisinde işçi sınıfının baskıları, ortaya çıkan sefalet, yoksulluk, batıda bir takım sosyal refah parametrelerini ortaya çıkardı ama
bu sosyal refah parametreleri sistemin ana bütününden çok büyük bir kopma olarak da tezahür etmedi. Yani piyasa hep önemli, değerli ve temel bir kavram olarak sistemin içerisinde durmaya devam etti. Örneğin zaman zaman iktisat tekniği içerisinde modern iktisat teorisinin Keynesyen teorilerine atıf yaparız. Talep merkezli yaklaşımlardır. Bu talebi güçlendirmeye yönelik ve bu şekilde toplumsal sınıflara gelir transferine yönelik politikaların da temel amacı yine tüketim alanının güçlü tutulması ve ekonominin bir şekilde çarklarının dönmesine yönelik hizmet etmesidir. Yoksa böyle insani, sosyal bir takım amaçlarla evrilmiş ve bu anlamda farklılaşmış, farkındalık yaratmış bir refah rejiminin Batı'da oluşmadığını söylememiz gerekiyor. Her şeyden önce Batı'da güçlü bir devlet geleneği yok. Bugün hani refah devleti karşılaştırmasını özellikle Batı Avrupa toplumları için ve Türkiye ile karşılaştırmalar analizi şeklinde sunmaya çalışacağım. Batı güçlü bir devlet geleneğinden gelmiyor. Orta çağ boyunca dağılmış, gücün özellikle çokça grup sosyal sınıf tarafından paylaşıldığı bir sistemden geliyor. Bu sistem içerisinde uzlaşı sağlamadığı zaman işte karanlık çağ diye ifade ettiğimiz çağı yaşadılar. Daha sonra sanayileşme süreciyle beraber bir modernleşme, aydınlanma süreci. O aydınlanma sürecinin devlet anlayışının temel felsefesi de birey ve devlet arasında bir temel sözleşme ile ilişkilerin düzenlenmesi. Bizim özellikle Fransız devrimi ve sonrasında Locke, Hobbes gibi sözleşmeci teorisyenlere atıf yaparak şekillendirdiğimiz yaklaşımlar, devletle birey arasında bir sözleşmenin ve buna bağlı oluşacak bir kural adaletine bağlı olarak bir sistemsel varlığı inşa etti. Bakın burası şu anlamda çok önemli. Sözleşme temel olarak bir güvenlik ağı oluşturuyor. Kural adaletini temin ettiğiniz sürece, sözleşmeye uyum gösterdiğiniz sürece size sistem sözleşmenin gerekli olan bütün yükümlülüklerini, yerine getiriyor. Burada bir başka özellik daha devreye çıkıyor. Bu süreç ulus devlet sürecinin bir sonucu. Orta çağdan sonra güçlenen milliyetçilik akımı ve ulus devlet süreçlerinin bir sonucu. Yani bunu bu sözleşmenin tarafı olan unsur vatandaş. Batı, vatandaşlık temelinde bir refah devleti vaadini temellendiriyor, yapılandırıyor ve devletle ilişki temel olarak bunun üzerine şekilleniyor. Başlangıçta sadece iktisadi sorumluluklara dayalı liberal bir akıldan, ilerleyen süreçte kuşak haklarıyla beraber sosyal hakların da işin içerisine girdiği, sosyal hakların da tartışılmaya başladığı Marshall'ın sosyal yurttaşlık teorisinden bunu anlayabiliyor, okuyabiliyoruz. Geliştiği bir çerçeveye doğru mesele ilerliyor. Ve bugün açıkçası bizim vicdanen çok yıkıldığımız, ben bir insan olarak, bir baba olarak Ege Denizi'nde bebek ölümlerinden işte 3 sene 5 sene sonra yine geçtiğimiz günlerde bir başka polis memurunun elinde bir başka çocuğun, bir başka mülteci göçmen çocuğun cesediyle beraber gördüğümüz dramatik sahnelerden bir insan olarak etkileniyoruz. Ve bundan aynı düzeyde de bir etkilenme bekliyoruz. İnsanız, hepimiz insanız. Batı'nın da aynı şekilde etkilenmesini bekliyoruz. Ancak burada kaçırdığımız bir nokta var. Az önce anlattığım materyalist ve rasyonalistik felsefe, pozitivist bir bilim anlayışı ve felsefesiyle beraber, tek tip, sadece maddi dünyası için bir çıkar amacı oluşturan ve bu anlamda da menfaat maksimizasyonunu inşa eden bir birey tipini ortaya çıkardı. Batı'nın temel felsefesindeki birey düşüncesi budur. Ve bu birey düşüncesiyle aramızdaki farklılık bizim göç meselesine, göçmen meselesine, mülteci meselesine bakışımızdaki temel farklılığı oluşturuyor. Bu şekilde bakmalarını beklemek de 300 senelik tarihsel geçmişlerinden sıyrılıp, hadi bakalım şimdi insani bir tavır gösterin. Şimdi hümanist olun, hümaniter olun. Hümaniter akımlar için bile dahi soru işaretleri vardır benim kafamda tarihsel okumalar içerisinden. Gösterin demek bu anlamda temel bir problem. Verdiğimiz rakamlar. 3,5 milyondan fazla göçmenle yaşıyoruz. Çok önemli, çok ciddi sorunlarımızın olduğunu ben de düşünmeyen akademisyenlerden biriyim. Avrupa refah devleti, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin olduğu Avrupa bünyesi içerisinde bu göçmenin 550 milyon nüfus
dörtte birini, beşte birini bakabilecek duruma sahip değil, güce sahip değil. Bunun temel unsuru şu: refah sisteminde ve kendi sözleşme eksenindeki tehditten kaynaklanan nedenlerle bu gerçekleşiyor. Bakılamayacağı meselesi hiç buraya mesele bu aşamaya gelmiyor. Yani bu sosyal harcamaları acaba Batı refah dünyası, Abdülkadir Hocam söyledi, gerçekten refah devletinin Batı'da da çok ciddi bir krizi var. Çünkü bu anlamda refah ister istemez bir sefaat oluşturuyor, bir daha yükseğini isteme, daha yükseğini talep etme noktasında bir uyuşturma ortaya çıkartıyor ve bununla başa çıkmak bugün neoliberal politikaların çok çok zorlandığı alanlardan bir tanesi. Ve bütün sistem çok sınırlı ve çok iyi kontrol edilmiş sözleşmeler ekseninde gerçekleştirilmiş. Örneğin bugün Almanya, Fransa gibi kıta Avrupası ülkelerinde refah devleti farklı modellemeler gösteriyor. Burada sigorta modeli dediğimiz bir modelleme var. Bu modelleme primlerle işliyor. Vatandaş primiyle ödediği sistem içerisinden güçlü bir sosyal güvenlik sisteminden yardım besleniyor. Göçmen, göçmen bunun tehdidi. Neden? Çünkü almanız, çalıştırmaya başlamanız, mesleki olarak eğitmeniz, rehabilite etmeniz, sürece uyum sağlamanız, sonra da sigorta sistemi içerisinden onu aktif bir çalışan haline getirmeniz oldukça güç. Onun için daha çok Avrupa'da biz göç politikalarını uyum ve entegrasyon politikaları üzerinden sağlıyoruz. Bunu en iyi yaptığını iddia eden ülkelerde dahi, coğrafyalarda dahi maalesef, işte geçtiğimiz yıllarda Almanya'da Uyum Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Yani çok iyi yapamadık, başaramadık. En iyi modellerden biri olarak kabul ediyorduk. Dolayısıyla bu entegrasyon politikalarında önemli güçlükler ve önemli zorluklar maalesef hayata geçebiliyor. Bu zorlukların farklı refah görünümleri var dedim, oradan devam edeyim. Örneğin İskandinav modellerine gidiyorsunuz, daha sosyal demokrat bir bakış açısıyla bireysel hakların ve evrensel hakların daha yüksek olduğu bir model. Ama çok yüksek vergilendirmelere dayanan, yani vatandaşlık üzerinden yüksek vergilerle bütün sosyal güvenlik hizmetlerinin sağlandığı bir modele denk geliyorsunuz. Bu model açısından çok daha riskli bir grupla karşı karşıyasınız. Yani göçmen gelecek, sadece sigorta sisteminin bir parçası olmayacak. Aynı zamanda sosyal hizmet sisteminden bir şey beklentisi olacak. Belli noktalarda sosyal yardımdan beklentisi olacak. Ve burada ana unsuru tehdit etmeyecek şekilde sisteme enjekte edeceksiniz. Bu yine oldukça zor. En çok bu anlamda uyum sağlayabilen, Abdülkadir Hocam verdiği örneklerde de vardı, Amerika ve İngiltere'yi söyledi. Amerika ve İngiltere'nin de bu kadar bu göçmen politikalarında sosyal uyum yönünden, sosyal politika yönünden başarılı olmasının temel nedenlerinden bir tanesi, refah modellerinin diğer refah modelleri gibi çok sınırlı, katı niteliğe sahip olmaması, esnek modeller. Esnek modeller içerisinde uyumu sağlayabiliyorsunuz. Biz daha çok buna refah literatüründe workfare modelleri diyoruz, çalıştırmacı modeller. Örneğin bir göçmenin gittiği zaman yaşamını sağlayıp uyum sağlayacağı, yaşantısına devam edeceği modeller, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, İngiltere'de bu esnek çalışma fırsatlarından dolayı çok daha fazla. Aynı göçmen Almanya'da bu esnek çalışma fırsatına sahip değil. Onun için çeşitli gerekçelerle bu refah modelleri üzerinde bir tehdit oluşturuyor. Biz bu tehdidin bir sonucu olarak aslında görüyoruz. Ha, hemen bu aşamadan sonra şuna gelmek gerekiyor. E peki hocam, yani refah açısından, Batı birey devlet sözleşmesi açısından bir tehdit oluşturuyor göç ve göçmen ilişkileri. İnsanlık, insani değerler, yani bunu Batı'da arama çabası bir anlamda nafile bir çabadır diye düşünüyorum. Bizim de kendi medeniyet kodlarımızdan atıfla bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Başkanım çok erken geldi gibi geldi bana, ama çok mu hızlı geldi? Boşalacak, peki. Peki, o zaman ben çok uzatmadan çok teşekkür ederim. Ben hızlı bir şekilde tamamlama yoluna gideceğim inşallah. Hocam 10'ar dakikadan de inşallah, tamam, memnuniyetle. Tamam, hızlı bir şekilde. Belki soru cevap kısmına birkaç noktayı bırakırız. Biz bu karşılaştırmalı yöntemin dışında bir yöntemden geliyoruz. Biz sadece birey mantığı olarak, yani iki gün boyunca takip ettiğim unsurlarda STK'ların, yerel yönetimlerin söylediği şeyin özünde yatan bir unsur var. Böyle bakamayız. Biz böyle değiliz. Niye biz böyle değiliz? Çünkü biz hayata maddi, materyalist, bireysel ve çıktılara dayanan bir anlayışla bakmıyoruz. Bizim medeniyetimiz madde ve mana dengesine dayanan bir medeniyet. Bu medeniyetin insanları olarak, bireyleri olarak her ne kadar yaşadığımız erozyonlar, kültürel erozyonlarda olsa ayakta durma ve bu sisteme bu şekilde cevap verme durumdayız.
devlet geleneğinde Şehide Bali'nin Osman Gazi'ye vasiyetindeki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani vatandaşı yaşat ki devlet yaşasın değil, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı esas alan, insanı yaratılmışların en şereflisi sayan bir devlet geleneğinin sonucu olarak bu dönüşümü yapmak. Zihinsel olarak hiçbirimizde bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Yani bu anlamda, ama pratik sonuçlara yansımasında sorunlar yaşıyoruz. Yapacağız ama bunu. Refah devleti olarak nasıl bu işi gerçekleştireceğiz? Veya kurumsallaşmamış bir model olarak bunlara nasıl cevap vereceğiz? İşte risklerimiz burada başlıyor. Ben birkaç noktayı da sorulara bırakarak, eğer bu anlamdaki hani pratik çözümler nedir diye soracak olursanız daha sonra soru cevap kısmında cevaplamak isterim. Ama sadece şunu özellikle söylemek isterim. Bu tehdidin oluştuğu, refah sistemi açısından oluşturulan tehdidin sıkıntılı kısmı şu. Hala biz refah modellemesi olarak çok çabalıyoruz, çok uğraşıyoruz. Sayın Başkanımın AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı'nın yürüttüğü dönemde bir akademik grup tarafından çok güçlü politika altyapısı oluşturmaya yönelik çabalar gerçekleştirildi. Bu çabaların ısrarla Türkiye'de hem bürokratik alanda hem siyasi alanda hızlı bir şekilde devam ettirilmesi gereği ve ihtiyacı var. Çok iyi niyetli çabalar var. İki gündür takip ettiğim STK'lar, yerel yönetimler, genel merkez yönetimleri, göç idaresi, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı çok iyi çalışmalar yapıyor. Ama bir koordinasyon problemimiz var. Yani sorunu tespit etmeye, sadece veri analizi almak, sadece veri analizleriyle sonuç okumaktan öte bir çerçeveye bu işi götürmek, bir yere taşımak durumundayız. Bunu da ancak üstüne koyarak, bu tür çalışmaları sürekli olarak üzerine koyarak, tekrarlardan kaçınarak, yeni politika oluşturma süreçlerini tartışarak ancak gerçekleştirebiliriz. Bu anlamda daha fazla diğer sunum yapacak arkadaşların da hakkına saygısızlık yapmak istemem. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Mehmet Merve Hocam, çok keyifle dinledik. Çok teşekkür ederiz. Özellikle refah devletlerinin devletinin çekim merkezi oldu. Biraz evvel Abdülkadir Şenkal Hocam da mıknatıs vazifesi gördüğünü ve göçmenlere de refah sağlayan devletlere doğru çekiminin olduğunu ifade ettiniz. Ve özellikle göç politikalarımızı uyum ve entegrasyon üzerinden yapmamız gerektiğini vurgu yaptınız. Ve esnek refah modellerinin uygulanması neticesinde de uyumun yakalandığını ifade ettiniz. Madde ve mana aleminin insanlık ve insani ve İslami açıdan bizim vazifelerimiz olduğuna vurgu yaptınız ve insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini dünden bugüne yaşattık. Allah nasip ederse de yaşatmaya devam edeceğiz dediniz. Koordinasyon problemi bu sempozyumlarda her geçen gün daha da azalarak devam ediyor. İnşallah buradaki sempozyumda yeni koordinasyon sorunlarının önüne geçmek adına önemli bir adım olacak. Doktor Betül Solmaz doktor eğitimini yapıyor ve göç çalışıyor ve kıymetli hocam söz sizde. Buyurun efendim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde. Buyurun Betül Hocam. If not, the translation services will stop from now on. Is there anyone who listens to English translation? Can you please raise your hands if you listen to the translation? Sayın Başkanım, kıymetli hocalarım ve değerli misafirler, öncelikle hoş geldiniz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden geliyorum. Doktoramı tamamladım, doktor öğretim üyesiyim bu arada. Diğer arkadaşım Çiğdem Uludağgiler, aynı şekilde doktora eğitimi süre İstanbul Üniversitesi'nden beraber yaptık bu çalışmayı zaten kendisiyle. Benim alanım kuşaklar, etkisi üzerine çalışıyorum. Arkadaşımla birlikte bu çalışmayı beraber gerçekleştirdik. Konu başlığımız Türkiye'de Suriyeli göçmenlerin istihdamına Y ve Z kuşağı bireylerinin bakış açısı olarak değerlendirdik. Bir anket çalışması yaptık Y kuşağından oluşan ve Z kuşağı bireylerinden. Onlar acaba ülkemize gelen Suriyeli göçmenlere nasıl değerlendiriyorlar ve istihdamına bakış açıları neler? Bunları gözlemlemek istedik. Biliyoruz ki 2011 yılından günümüze kadar devam eden ve Arap Baharı olarak adlandırılan olaylarla tırmanan iç savaşın etkileri Suriye ve onun komşu ülkeleriyle birlikte Türkiye'yi yakından etkilemiştir.
Savaş sonrası Türkiye'ye göç eden 3,5 milyonu aşkın Suriyeli geçici koruma kapsamına alınmış. Bununla birlikte 13.290 göçmene belirli koşullar altında çalışma izni verilmiştir. Çalışma izni olmayan Suriyeli göçmenler ise kayıt dışı sektörde çalışarak Türkiye'deki emek piyasasının yapısını da etkilemiştir. Benim konum genelde veriler üzerinden, istatistiksel rakamlar, bilimsel rakamlar üzerinden. 0-14 yaş aralığındaki oranına baktığımız zaman Suriyeli göçmenlerin %37.22'sini, 15-64 yani çalışma yaş aralığındaki oranına baktığımızda %60'lık bir dilimde olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye gelen Suriyelilerin %61.3'ü ise ilköğretim veya daha düşük eğitime sahip bireylerden oluşmaktadır. İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı verilerine göre Suriyeli göçmenlerin çoğu daha çok büyük şehirleri oluşturmakta. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Türkiye'nin 81 ilinde yaşamakta. Suriyeli göçmenler Türkiye'de ağırlıklı olarak tekstil, inşaat, tarım ve ağır sanayi sektörlerinde çalıştığını görmekteyiz. Göçmenler yaşadıkları yerlerde işveren tarafından ucuz işgücü olarak görülmekte. Onlar kimsenin yapmak istemediği kötü, pis, rutin, ağır prekaryos olarak adlandırılan işleri düşük ücretle yapmaya kabul ettirmek zorunda kalmışlardır. Suriyeli göçmenler yerli işçilerle aynı ücreti almaktan öte çoğu zaman işe girmeden önce ne kadar ücret alacaklarını bilmemekteler ve hak ettikleri ücretleri de alamamaktadırlar. Diğer konumuzun başta olan kuşaklar kısmı, Y ve Z kuşağı nedir, diğer kuşaklar nelerdir, bunlar hangi yaş aralıklarına tekabül etmekte, biraz bunlara bakalım. Kuşak Türk Dil Kurumu'na göre yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. Başka bir tanımda ise yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Kuşak sınıflandırmalarına baktığımız zaman 1925-1944 yılları aralığında olanlar, yani bu tarihlerde doğan, bu aralıkta olanlara sessiz kuşak, 1945-1964 yılları aralığında doğanlara bebek patlası, baby boomer, bebek patlaması kuşağı diyebiliriz. X kuşağı 1965-1979 yılları aralığında doğanlar, Y kuşağı 80 ve 2000 yılları arasında, Z kuşağı ise 2001 yılları arasında doğan kuşaklar olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki bu uluslararası literatürde yalan kuşak sınıflandırma ama Türkiye'deki kuşak sınıflandırmaları Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal durumlarını göz önüne alarak benim de kendi tez konum olan kuşakların sınıflandırmalarına baktığımız zaman 1925-1945 yılları aralığında doğanlar sessiz kuşak, 1946-64 yılları arasında doğanlar bebek patlaması kuşağı, İlk kuşağını 65 ve 79 yılları aralığında, Y kuşağını özellikle uluslararası tarihte farklı olarak 2000 olarak kabul ederken, yapmış olduğum çalışmayla birlikte 1995, 80 ve 95 yılları aralığında doğanlara tekabül ettiğini görmekteyiz. Z kuşağı ise günümüze 96 ve sonrasında devam eden kuşak. Tabii daha sonrasındaki doğan onların özelliklerine, karakteristik yapılarına göre hangi dönemde sonlanacağı ve Z kuşağından sonra başka bir kuşağın nasıl bir isimle istendirileceği daha sonraki çalışmalarda belirlenecektir diye düşünüyorum. Y kuşağın karakteristik özelliklerine baktığımız zaman onlar daha çok süreç odaklı, sabretme eğilimi zayıf, depresyona yatkın, iletişime açık, bireyselci yapı, özgüveni yüksek, aile odaklı ve şikayetçi bir yapıya sahiptirler. Bu karakteristik özellikler özellikle Türkiye'nin yapısında gerçekleşmekte. Uluslararası literatürde farklı karakteristik özellikleri yansıtılmış ama daha çok Türkiye'deki Y kuşağından oluşan bireylerin nasıl bir yapıya sahip olduğu yapılmış olan çalışmaların sonucunda değerlendirilmiştir. Z kuşağının karakteristik yapısına baktığımız zaman özgüveni yüksek, bağımsız, içe dönük, tatminsiz, iletişimi sosyal medya üzerinden olan, ne istediğini bilen, kendini ifade edebilen ve kontrol elinde tutmak isteyen bir yapıya sahiptirler. Bizim çalışmamızda ise dediğim gibi acaba Y ve Z kuşağının bu yapılarını da göz önünde bulundurarak Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin istihdamı olan girişinin nasıl değerlendiğinin açıklaması. Türkiye üzerine baktığımız zaman nüfus ve istihdam oranlarına sessiz kuşağın nüfusun %7'sini istihdamın %1'ini oluşturduğunu görmekteyiz. Bebek patlaması kuşağının nüfusun %19'unu, istihdamın %5.3'ünü, X kuşağının ise nüfusun %22'sini, istihdamın %37.1'ini, Y kuşağının ve en çok yoğunluğu oluşturan nüfusun %35'ini, istihdamın %51.3'ünü,
Z kuşağının ise nüfusun %17'sini, istihdamın %5.3'ünü oluşturduğunu görmekteyiz. Günümüzün genç nüfus sahibi olduğu ülkemizi değerlendirdiğimizde Y kuşağı bireylerinden oluştuğunu, devamında da Z kuşağından oluşacağını görmekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmada Suriyeli göçmenlerin emek piyasasına girişinde dediğim gibi Y ve Z kuşağının bakış açısını değerlendirmek amacıyla yapılmış, anket formu kullanılmış ve yapılmış olan çalışmada seçil olan iki tane fakültenin, bir üniversitenin iki fakültesinde görev yapan 101 akademisyen ve 505 Z kuşağına sahip üniversite öğrencisiyle yapılmış ve toplamda 606 kişiye ulaşılmıştır. Anket çalışmamızda oluşturduğumuz sorularda yeni bir ölçek oluşturulmuş ve nonparametrik testlerle değerlendirilmiştir. Evet, bulgulara bakacak olursak, yaş aralığı olarak Y kuşağında bulunan bireylerin çalışmamızda %22.8'ini, Z kuşağının ise çoğunluk olarak %77.2'sini oluşturduğunu görmekteyiz. Cinsiyete baktığımız zaman kadınların %44.9 olduğunu, erkeklerin çoğunlukta olarak %55.1 olduğunu görmekteyiz. Evet, sorularımızdan ve anlamlı sonuçlu çıkan değerlendirmelere baktığımızda sorularımızdan bir tane Suriyeli çalışanların özellikle gençlerden oluşması emek piyasasında dezavantaj oluşturmaktadır. Sorusuna verilen cevaplara baktığımızda çoğunluk olarak kesinlikle katılıyorum, yani %41.4 ile bu oranı görmekteyiz. Diğer bir sorumuz Suriyelilerin emek piyasasına girişiyle ilerleyen yıllarda rekabeti artıracağını düşünüyorum sorusuna verilen cevaplara baktığımızda yine kesinlikle katılıyorum cevabının %33.5 olarak çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Özellikle katılıyorum vurgusunu yapan, evet katılıyorum yine çoğunlukta ama dikkati çektiğimiz, yani bizim özellikle anket çalışmalarında aldığımız kısım kesinlikle katılıyorum. En çok yoğunluk olarak %33.5, evet çoğunluk katılmakta ama vurgulayarak ifade eden kesim daha ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Diğer bir sorumuzda ise Suriyelilerin emek piyasasına dahil olmasını doğru bulmuyorum sorusuna verilen cevapta %39.1 ile kesinlikle katılmıyorum cevabı verilmiştir. Kesinlikle katılıyorum cevabına baktığımızda düşük bir oran görmekteyiz. Hatta çalışmanın en düşük oranı %9.1. Suriyelilerin emek piyasasına girişiyle işsizlik sayısı artmıştır. Kesinlikle katılıyorum cevabı %44.6 olarak görülmektedir. Yine Suriyeliler kayıt dışı çalışmaya daha müsaittir sorusuna verilen cevap kesinlikle katılıyorumla çoğunluk %53.6'dır. Türkiye'de emek piyasasında yapılmak istenilmeyen vasıfsız işlerde genellikle Suriyeliler çalışmaktadır ifadesinde ise yine çoğunluk kesinlikle katılıyorum %46.9 oranını görmekteyiz. Suriyelilerin emek piyasasına girişleriyle ücretleri aşağıya çekmiştir ifadesinde kesinlikle katılıyorumun oranı yine yüksektir %43.9. Suriyelilerin Türkiye'deki çalışanların iş olanaklarını kısıtlamıştır cümlesinde ise yine çoğunluk olarak kesinlikle katılıyorum ifadesi %38.9 olarak görülmektedir. Evet, çalışmamızın diğer bölümünde ise çapraz tablo oluşturduk. Yani sorularımızı kuşaklar ayrımı olarak baktık. Y kuşağı bu soruya ne düşünüyor? Z kuşağı bu soruya ne düşünüyor? Bu soruda istatistik olarak anlamlı verilere ulaştık. Ve birinci sorumuzda Suriyeli çalışanların özellikle gençlerden oluşması emek piyasasında dezavantaj oluşturmaktadır sorusuna. Baktığımız zaman Y kuşağının yine %39.4'ü kesinlikle katılıyorum derken Z kuşağının ise daha çoğunluk olarak ve rakamsal olarak da yüksek olmasından kaynaklı %42.7'sinin kesinlikle katılıyorum cevabını verdiğini görmekteyiz. Suriyelilerin emek piyasasına girişiyle işsizlik sayısı artmıştır cümlesinde ise sorusunda Y kuşağının yine çoğunluğunun %40.6'sının kesinlikle katılıyorum ifadesini verirken Z kuşağının ise %46. yine çoğunluğu 3'ün çoğunluğunun kesinlikle katılıyorum ifadesini görmekteyiz. Evet, sonuç olarak ülkemizde çalışma hayatında daha çok Y kuşağı bireylerin mevcut olduğunu hepimiz biliyoruz. Genç nüfusa sahip olan Türkiye'de çalışma hayatında çoğunluğu oluşturan Y kuşağının ve çalışma hayatına yeni girmeye başlayan Z kuşağının iş hayatından beklentileri kendinden önce gelen sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı gibi kuşaklardan farklı olduğunu biliyoruz.
Günümüzde kendi ülkelerindeki savaş nedeniyle ülkemize gelen, yerleşen Suriyelilerin çalışma hayatında yerlerini almaya başladığını da bildiğimiz bir konu ve bu durum ülkemizdeki Y ve Z kuşağı çalışanları açısından kabul edilebilir bir durum olarak görülmemektedir. Çalışmamızda örneklem kitlesini oluşturan Y ve Z kuşağı Suriyeli çalışanların özellikle gençlerden oluşmasının emek piyasasında dezavantaj oluşturduğunu düşünmekte ve emek piyasasına girişlerinin doğru olup olmadığı konusunda kesin bir görüşe sahip olmadığını görmekteyiz. Suriyelilerin emek piyasasına girişinin literatürde iki açıdan yoğun şekilde tartışıldığını biliyoruz ve bundan kaynaklı olarak biz çalışmamızın çerçevesinde şu sorulardan oluşturduk. Suriyelilerin emek piyasasına girişi işsizliğe sebep olmaktadır. Suriyelilerin emek piyasasına girişi ücretleri aşağıya çekmiştir. Bu sorulardan da anlaşıldığı üzere katılımcıların Suriyeli çalışanların ülkemizdeki emek piyasasına dahil oluşunu ve devamında oluşabilecek ya da oluşan durumlar hakkında kesin bilgiye sahip olmadığını görmekteyiz. Türkiye'de yapılan istatistiksel ve bilimsel çalışmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye'de 2016 yılına kadar çalışma izinlerinin verilmeyişi, eğitim düzeylerinin düşük oluşu, dil problemleri ve kota problemleri ve sistemleri gibi sebeplerden dolayı genel olarak karış dışı ve Türkiye'nin kimsenin çalışmak istemediği en alt gruptaki ağır, rutin ve güvencesiz işleri yaptığını biliyoruz. Bir diğer açıdan bakıldığı zaman Suriyeliler ücretler üzerinde olumsuz etki oluşturmamakta, asgari ücret zammı ve bir iş yerinde bağımlı çalışanların gelir artışları 2001 yılından güne periyodik olarak artmaktadır. Bu durum kayıt dışı çalışanlar açısından kesin bilgi oluşturmamaktadır. Türkiye'de en fazla şirket kuran ve şirket sermayesi getiren yabancılar içerisinde Suriyeliler ilk sırada yer almakta, düşünülenin aksine istihdama nispeten katkı sağlamışlardır. Evet, çalışmamızın sonucunda verebileceğimiz öneriler, Suriyeli vatandaşların çalışma hayatına girmesiyle birlikte beyaz yakalı kesim olarak bilinen akademik personel tarafından öğrencilerine gelecek dönemlerde oluşabilecek işsizlik, ücret eşitsizliği, çalışma yaşamındaki ötekileştirmenin önüne geçmede gerekli önlemlerin alınması, çalışma yaşamının kalitesini artırma, ücret doyumu sağlama, örgüt içerisinde mutluluğun sağlanması gibi konularda gerekli bilgilerin verilmesi ve yapılacak olan akademik çalışmalarla gerekli önlemlerin alınması etkili olabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda Z kuşağı bireylerinin göçmenlere karşı olan olumsuz tutumlarının yıkılması ve diğer göçmenlere karşı olan olumsuz tutumlarının yıkılması ve algıların oluşmaması için akademisyenlere, medyaya ve topluma büyük görevler düşmektedir. Teşekkür ederim. Betül Hocam, Y kuşağı mı, Z kuşağı mısınız? Biz X kuşağı. Ali de X kuşağı. Betül Hocam, çok kıymetli bir çalışma. Hem birlikte çalıştığınız değerli hocamıza ve size çok teşekkür ediyoruz. Ve sunumlarınızı da almak isterim. Çok başarılı bir çalışma olmuş ve aslında bu bir şekilde Türkiye'nin de fotoğrafı bizim Suriyelilere bakış açımızı gösteriyor. Bizim bu bakış açısında kullanmış olduğumuz en önemli cümle karşılıklı uyum ve entegrasyon. Bunu yapmamız ve bunun için de toplumu doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Ve kamuoyunu bilgilendirirken de kategorize etmeden bilgileri sunmamız gerekiyor. Özellikle toplumda oluşan algı Suriyelilerin suç oranlarıyla sürekli özdeşleştirilmesi toplumda çok olumsuz bir algının oluşmasına sebebiyet veriyor. Ve bu sebepten dolayı da bizim ki baktığımızda İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde bulunan Suriyelilerin sadece %1.4'ünün suç oranıyla birlikte anıldığı görülmekte. Bu da çok olağanüstü bir rakam değil. Fakat 5 yıl, 6 yıl gibi bir süreyi doldurduktan sonra suç işleme oranlarının göç ve göçmenlerde, mültecilerde arttığına şahitlik ediyoruz. Ama şu anki veri %1.4 iken biz suç ve Suriyelileri yanına anmakta haksızlık ediyoruz. Bu vesileyle toplumu doğru bilgilendirmeliyiz ve özellikle endişe içerisinde olan Z kuşağını da bu konuda göçün, krizin fırsata çevrilebileceğini anlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Kıymetli Betül Hocama çok teşekkür ediyorum ve şimdi sözü yine genç bir akademisyene
Doktor Deniz Eroğlu Utku'ya, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Politika, Göçmenler, Sığınmacılar, Göç Uyum, Zorunlu Göç Çalışmış. Hocam söz sizde, buyurun. Ederim. Var. Sözlerime başlamadan önce ben zirveyi organize eden herkese, panelistlere çok çok teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca çok iyi ağırlandık ve çok güzel sunumlar dinledik. Ben bu konuşmamda biraz bizi Türkiye dışına götüreceğim. Tabii ki yine bizi çok ilgilendiren İngiltere'ye götüreceğim ve oradaki Brexit sürecini buradaki yaşayan Türkçe konuşan grupları nasıl etkilediğinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak benim hedefim bu çalışmada Brexit sürecinden burada konuşan Türkçe gruplar insani güvenliksizlik olarak nasıl etkilendiler, bunu ortaya çıkarmak. Şunu da belirtmek isterim ki çalışmam henüz devam eden bir proje. O yüzden sizin değerli katkılarınız benim için çok önemli ilerleyen aşamalar için. Yaklaşım olarak biraz sonra bahsedeceğim çatışma modelinden kullanacağım. Geniş bir anlamı var bu çatışma modelinin ve burada hani ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Veri toplama tekniği Mayıs ayından itibaren çeşitli görüşmeler yapıyorum. Henüz sadece Londra'da görüşme yaptım. Devam ediyor. Veri analiz yöntemim olarak da yönlendirilmiş içerik analizi kullanıyorum. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Neden Türkçe konuşan topluluk kavramını kullanıyorum bütün çalışmam boyunca? Çünkü burada konuştuğum gruplar kendilerini farklı etnik kökenlerle ifade ediyorlardı. Türk, Kürt, Kıbrıslı, Kıbrıs'tan gelen Türkler gibi. Ben o yüzden literatüre de bağlı kalarak Türkçe konuşan gruplar olarak kullanıyorum bütün çalışmam boyunca. Çalışmamın başlangıcına dönecek olursak Brexit sürecini incelememiz gerekiyor. Çünkü bu süreç her ne kadar sonlanmamış olsa da en çok göçmenleri etkileyen bir süreç oldu. Aslına bakarsanız İngiltere hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin tam entegre olmuş bir üyesi sayılmaz. Özellikle bizim konumuz açısından Adalet ve İçişleri başlığında İngiltere'nin sürekli olarak kendi ulusal politikalarını koruması, ulusüstücülüğe istememesi vardı. Neler giriyor bunun içerisinde? İşte Schengen vizesinden üçüncü ülke vatandaşlarına vize hakları vermeye kadar İngiltere'nin kendi politikalarını uyguladığı bir süreçti. Fakat 2013 yılında David Cameron'ın sinyaliyle beraber referandum süreci dediğimiz süreç başlamış oldu. Bazı yazarlara göre sürecin Brexit'le sonlanması Cameron'ın bile beklemediği bir şeydi. Yine tarihsel olarak baktığımız zaman neler olabilir? %52'ye, %48 Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının arkasında birçok şey yatabilir. En çok bahsedilen nedenlerden biri hissi nedenler. Yine tarihsel süreç içerisinde özellikle siyasi tarihçilerin analizlerine baktığımız zaman Avrupa Birliği ve İngiltere açısından her zaman bir boşluk vardı. Her zaman bir daha resmi ilişkiler vardı, öyle söyleyeyim. Ve İngiltere her zaman kendini Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın hissediyordu. Örneğin Churchill'in ifadesine göre ben eğer kıta Avrupa'sıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih etme durumunda kalırsam benim için seçenek her zaman Amerika Birleşik Devletleri demektedir. Yine bununla beraber konumuz açısından da çok önemli ekonomik ve sosyal nedenler vardı ve bu nedenler içerisinde sürekli suçlanan ötekiler vardı. Bu İngiltere için çok kolay bir seçenekti aslında. Sıkıntılar var, sosyal politikalarda sıkıntılar var ve hedef gösterilecek ötekiler ülkede yoğunlukta. Özellikle sağ partiler bu süreçte göçmenleri çok fazla suçlayıcı ifadelerde bulundular ki birçoğumuz belki bu posteri hatırlarız. Nigel Farage Suriyeli göçmenleri gösterdi ve eğer Avrupa Birliği'nden çıkmazsak yakında bütün bu göçmenler bizim kapımızda olacak ifadesi vardı. Ben küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Ben kendi okulumda göç politikaları dersi veriyorum. Zaman zaman benim öğrencilerimde de Suriyelileri istemeyiz, göçmenleri istemeyiz ifadeleri var. Ben bu süreçte Nigel Farage'ın söylemlerini yer ve zaman belli etmeden PowerPoint'e koyuyorum. İşte ülkemize gelmesinler, çok fazla doğum yapıyorlar. Kim söylemiş olabilir, ne zaman söylemiş olabilir, kimler için söylemiş olabilir? İşte biz söyledik Suriyeliler için. Hayır, sizin için söylendi. Ve İngiltere'de söylendi.
aynayı onları tutmak için bu süreci kullanıyorum aslında. Ya da geliyorlar, işimize el koyuyorlar Betül Hocam'ın sunumunda olduğu gibi. Kim söylemiş olabilir, kimin için söylemiş olabilir? Hep Suriyeliler cevabı geliyor. Hayır, sizin için söylendi, bir exit sürecinde söylendi. Yine Türkiye'nin Avrupa Birliği, olası Avrupa Birliği üyeliği bu süreçte kullanıldı. Dediler ki 15 milyon Türk eğer Avrupa Birliği üyesi olduğu takdirde İngiltere kapısına gelecek. Biz bunun benzerini 2004 yılında toplu alımda gördük. Şunu ifade etmek istiyorum. Brexit henüz sonuçlanmadı fakat göçmenler için ve göçmenlerin suçlanması açısından süreç çoktan başladı. Şimdi süreç sadece söylemsel açıdan başlamadı. Ne yazık ki ırkçı saldırılar da ülkede yaşanmaya başladı. 2015-2016'da referandum sonrasında ırkçı saldırılar %29 daha fazla oldu. Bunun dışında Müslümanlara yönelik saldırılar da çok fazla arttı ki bu İngiltere'nin kendi resmi kaynakları. Haberlere göre de Brexit sonrasında bu ülkede yabancılara yönelik 134 tane haber aynı ay içerisinde yayımlandı. Yine bir tablo göstermek istiyorum. Saldırıların Brexit kararından sonra ne kadar arttığını gösteren İngiltere polisine ait bir rapor. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani kimsenin çarpıttığı bir veri değil, kendi verileri. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ben bu süreçte burada yaşayan Türkçe konuşan gruplar nasıl etkilendi ona bakmak istiyorum. Ve başlangıç kaynağım da bu kitap oldu. Editörün burada. Bu kitaptan aldığımız verilere göre şu anda 180 bin ila 250 bin arasında Kıbrıslı Türk ve Kürt göçmenden bahsedebiliriz bu ülkede. Teorik yaklaşım için kullandığım çatışma modeli. Bu modelden biraz bahsetmek istiyorum. Başkanım, sürem ne kadar var? Onu da öğreneyim. Çatışma modeline göre güvenliksizlik insanları göçe motive eden başlıca nedendir. Bu güvenliksizlik Soğuk Savaş döneminde anladığımız şekilde devletten kaynaklanan bir güvenliksizlik olmayabilir. Çok daha geniş bir şekilde ele alıyoruz. Sosyal güvensizlik, ekonomik güvensizlik, hatta bir sanatçının kendi bulunduğu şehirde sanatını icra edememesi bile onun için bir güvensizlik nedenidir. Güvenliksizlik nedenidir. Ve yine bu teorik yaklaşıma göre eğer benim güvenliksizlik algım artarsa göç için plan yapmaya başlarım ve eğer imkanım varsa bunu karşılayabilecek düzeydeysem de göçe yönlenirim. Güvenliksizlik göçü bir insan hareketliliği olarak ele alır ve eğer benim güvenliksizlik algım devam ederse geriye dönüş de yapabilirim. Kendimi daha iyi hissedeceğim başka bir ülkede arayabilirim. Bunun üzerine bu başlangıç sorumuna nerelere gidiyorum? Ben çalışmamda ilk olarak neden bu insanlar buraya göç ettiler? Birinci merak ettiğim soru bu. Süreçten nasıl etkilendiler ve süreç onların gelecekle ilgili planlarında herhangi bir değişiklik yarattı mı? Yöntem olarak biraz önce bahsettiğim gibi içerik analizi kullandığım Zengvelmuth'un 8 kategorisinden verilerin hazırlanması. Ben İngiltere'de okuduğum için alanı tanıyordum. Dolayısıyla bu aşama benim için en kolay aşamaydı. Kimlerle görüşeceğimi biliyorum. Kategoriler ve kodlar yönlendirilmiş bir içerik analizi yaptığım için çatışma modelinden kaynaklı kodlar kullandım. Nedir bu kodlar? Silahlı çatışma, ekonomik darlık, sosyal baskı, insan hakları ihlalleri, zulüm, hizmet ve kaynaklara erişememe, ayrımcılık, dil bariyerleri. Yine kategoriler olarak da İngiltere'ye gelme nedenleri, İngiltere'deki güvenliksizlik algıları ve geleceğe dair planları var. Kod uyumunu test ettim. Şu anda aslında birinci aşamadayım. İlk verilerimi sizlere sunacağım. Ve yöntem ve bulgular ve analizimde de bir software programı kullandım, MaxQDA. Şimdi çok kısa size bulgularımdan bahsedeceğim. İlk gidişle ilgili güvenliksizlik algıları daha çok ekonomik kaynaklı görüştüğüm kişiler. Ekonomi ve eğitim. Eğitim de aslında ekonomiyle iç içeydi. Çünkü söyledikleri zaman işte burada eğitim alırsam kolay iş bulurum. İşte iyi bir İngilizcem olursa kolay iş bulurum. İlk gidiş nedenlerimde bu vardı. Brexit süreciyle ilgili sonuçlarım beni çok şaşırttı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
vatandaşlığını almış Türkçe konuşan gruplar Brexit'i desteklediklerini söylediler. Ben çok şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Oturumumuzla çok alakalı olarak sosyal yardımların kesilmesini istemiyoruz dediler. Ve eğer ki Avrupalılar giremezse bize sosyal yardımlar gelmeye devam edecek. Şu anda kendinizi hangi konuda güvenliksiz hissediyorsunuz bu ülkede diye sordum. En çok sağlık sektöründe. Kesinlikle İngiltere'nin sağlık sektörüne güvenleri olmadığını söylediler. Hatta görüşmecilerimden biri hamile ve epilepsi hastasıydı. Kesinlikle doğumunu Türkiye'de gerçekleştirmek istediğini ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinden çok güvendiğini söyledi. Yine sizlerle paylaşmak istediğim bir nokta, bir görüşmecim Brexit sisteminin İngiltere ekonomisine verdiği zarardan çok büyük kar ettiğini söyledi. Çünkü burada yabancılara yönelik bir ticaretle uğraşıyordu. Euro-pound parametresinin yaklaşmasından kar gördüğünü söyledi. Ayrımcılıkla ilgili toplu bireysel ayrımcılığa değil ama toplu ayrımcılığa uğradıklarını, göçmen oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını söylediler. Ve bununla ilgili de kurumlara güvendiklerini ifade ettiler. Yine farkında olmadan ayrımcılığa uğrama vardı. Çünkü birçok kişi, görüştüm birçok kişi İngilizlerle kontaklarının çok az olduğunu söylediler. Ve bunun altında da işte ben onlarla çok fazla iletişimde olsaydım uğrardım. Ama aynı apartmanda oturmuyoruz ki, aynı mahallede yaşamıyoruz ki şeklinde ifadeleri var ki bu da büyük bir ayrımcılığı gösteriyor aslında. Benim sizlerle paylaşacağım hani en dramatik veriler bunlar ama tabii ki çalışmamın bazı kısıtları var. Bunlardan ilki Londra merkezde henüz yaptım ki Londra Brexit'te kalma, remain oyu veren şehirlerden biri. Belki daha lokal bölgelerde yapsaydım ayrımcılık konusunda daha fazla veriye sahip olabilirdim. Ve göçmenlerin statüleri, Ankara Anlaşması'yla henüz vatandaşlığı kesinleşmemiş olanlarla vatandaşlığı kesinleşmiş olanlar arasında büyük bir fark var. Bunun farkındayım ve ilerleyen çalışmalarımda bu ayrıma doğru gitmeyi düşünüyorum. Belki sizlerin sorularıyla veriler hakkında daha fazla konuşabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hiç merak etmeyin, çok adaletli. Başladığınız dakikayı ve bitiş dakikalarınızı söyleyebilirim. Adaleti tesis etmek, yollarda aranmadığını yerinde göstermek adına önemli diye düşünüyorum. Buyurun Fatih Hocam. Fatih Hocam özür dilerim. Deniz Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aldığım notlarda özellikle aynayı tutmak adına çok önemli. Biz bunu yapmalıyız ve bunu yapmadık. Çok önemli bir çalışma. Bunu Türkiye ile iyi paylaşmamız lazım. Özellikle Almanya'daki Türkler en yoğun yaşadığımız bölge ve oradaki karşı karşıya kaldığımız, maruz kaldığımız tavırla bugün bizim Türkiye'deki Suriyelilere uyguladığımız tavır arasında çok benzerlikler var. Bu vesileyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın maruz kaldığı tavrı çok iyi özetlemişsiniz. Çok iyi bir araştırma olmuş. Ellerinize sağlık. Ben Antep'te Birleşmiş Milletler Nüfus Kalkınma Fonu Genel Direktörü Osman Babut'un de vefat etip geçen sene yaklaşık 3-5 sene evvel Antep'e, Nizip'e kampa gittik. Ve Turgay Aldemir, kıymetli başkanım, Anadolu Platformu kıymetli başkanım da bize eşlik etmişti. Gaziantep Belediyesi'nin ev sahipliğinde gittik. Ve bize bu kampları nasıl güzel organize ettiğimizi, nasıl başarı sağladığımızı çok teşekkür ettiklerini söylediler. Ki hepimizin ortak söylemi de şu: artık bizim size teşekkür etme zamanımız geldi. Biz Türkiye olarak 35 milyar doları özel sektör, sivil toplum örgütleri birlikte harcamış bir ülke olarak artık bizim Birleşmiş Milletler'e, bizim Avrupa Birliği'ne sizin yaptığınız hizmetler için teşekkür etme zamanı geldi. Türkiye'ye göndermiş oldukları rakam 528 milyon. Sadece şeyin, Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla bunu söylerken özellikle Nizip'te yaşanan bir drama vurgu yaparak sözü sorulara bırakacağım inşallah. O gün
Bu bütünleriyle UNFPA genel direktörüyle kampı gezerken kamptaki bir çadırdaki bir anneye gittik. Yeni doğum yapmış. Ve kadın ağlıyor. Bebeği yanında yok. Yeni doğum yapmış. Neden bebek yanında yok? Dediler ki Suriye'den kaçarken 5 kilometre yol yürümüş. Ve yol yürürken de doğumunun son anları, hamileliğin son anları ve hastaneye kaldırıldığında doğum başlamış ve bebek küveze alınmış. Anne şeyde kampta 3 günden beri bebeğinden ayrı bebeğin yaşatılması bekleniyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri tarafından ve biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, yapabileceklerimizi sorduk. Kampın tam dışına çıkarken bir ağlama sesi, yürek yakan bir ağıt geldi. Anneye bebeğin ölüm haberi gelmiş. Katıldığım uluslararası toplantılarda söylediğim en önemli cümle şu. Savaşın en çok etkileneni kadın ve çocuklar. Ve uluslararası platformlarda da bunu gündeme getirmemiz lazım. Bizim Türkiye'de bunu anlatmamız lazım. Buraya gelenlerin yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuk ülkemizde. 1 milyon çocuk. Yaklaşık biz bunun 700-800 binine eğitim veriyoruz. Uyumlaştırmak adına daha da artırmamız lazım. Uluslararası arena, Avrupa Birliği ve tüm dünya öncelikle savaşları durdurması gerekir ki zorunlu göç ortadan kalksın. Savaşlara, silahlara ayırdıkları bütçeleri kadınlara, çocuklara, erişilebilir suya ayırsalar, biz bugün dünyada çok daha iyi bir ortamda yaşamış oluruz. O günkü annenin çığlığı bugün hala kulağımda. Aylan bebeğin oluşturduğu ağıt gibi, Merve hocamın yaşadıkları gibi. Evet, kıymetli Fatih Aysan hocam, doçent doktor, profesörlüğü ne zaman alıyoruz hocam? Hadi bakalım, hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Aslında ben Mehmet hocamızın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bu vesileyle de aslında sizin söyleyemediğiniz şeyleri belki söylersiniz umuduyla soru haline dönüştürmek istiyorum. 80 sonrası dediğiniz gibi neoliberal politikalarla birlikte ciddi bir sosyal devletin aşınması var veya masraflarını kısmaya çalışması var. Ki OECD ortalamalarına baktığımızda sosyal harcamaların gayri safi milli hasılaya oranı %20-25 seviyesinde artık sabitlenmiş durumda. Şimdi böyle bir durum var. Sosyal devlet artık kendi harcamalarını azaltmaya çalışırken bir taraftan da işte mülteciler diyelim, göçmenler diyelim, ne dersek diyelim, onlarla birlikte ciddi bir sosyal politika harcaması yapmak durumunda kalıyor. Bazısı yapıyor, Almanya gibi yaklaşık 1 milyon hani göçmeni bir şekilde istihdama kazandırıyor ve onlara iyi kötü bir şeyler veriyor. Ama bir taraftan İtalya gibi, Yunanistan gibi ve başka birçok ülkede görmezden geliyor. Ama bunun getireceği tabii başka bir sıkıntı var. Güvenlik sıkıntısı, adapte olamaması topluma, bu göçmenlerin ciddi bir uzun vadede güvenlik ve benzeri sıkıntılara da neden olacak. Şimdi bu iki çatışmalı durum çerçevesinde ne gibi sosyal politikalar üretmek lazım? Hani politikacılarımız da Sayın Milletvekilimiz de burada, bürokratlarımız da burada. Bence asıl da onlar bizden bunu bekliyorlar. Bu çerçevede sosyal politikacı hocalarımızın, özellikle Mehmet hocamızın çıkıp bu konuyu gündeme getirdiği için sormak istiyorum. İkinci bir husus Betül hocamıza sormak istiyorum. Aslında bir yorum ama bu taraftan yine sizin ilk soruma bağlayacağım. Sizin söylemediğiniz, belki tezinizde bahsettiğiniz ama tabii zaman kısıtlığından ötürü söyleyemediğiniz bir şey daha var. Şimdi 100 akademisyen, 500 küsur tane öğrenci, bunlar baktığımızda daha eğitimli, Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde eğitimli bir grup. Ve bunlar diyor ki Suriyeliler bizim işimiz için bir tehdittir. Bunlar çalışmalı evet ama işimiz için tehdittir. Bunlar gitsin demeye getiriyorlar bir noktasıyla. Belki mülakat yaptıysanız büyük ihtimalle bu da çıkmıştır. Şimdi daha eğitimli bir sınıf, bir grup bunu söylerken toplumun geneli daha eğitimsiz, hani daha alt sınıf dediğimiz hani sosyoekonomik açıdan söylüyorum. Bir grup daha fazla göçmenlere karşı bir tepkisi var. Bu çerçevede Türk insanı veya Türkiyelilerin daha fazla göçmenlere bakış açısıyla ilgili çalışmalara ihtiyacımız var.
a need to see more studies on refugees, and it's not only the politicians, but academicians also should promote, in fact, and bring out the positive contributions of refugees. Do you have any recommendations or suggestions within this framework? Mehmet Merve Hocam. Well, thank you, Mehmet Merve. Now we are listening to your answers. Thank you very much for this question. I think that you really picked it up from where I left. And thank you for this opportunity. Müthiş bir çelişki ve müthiş bir kısır daire. Gerçekten 1980'lerden beri hep söyleniyor. Yeni risk grupları, kendi toplumsal yapısı içerisindeki risk grupları zaten ciddi etkilerle karşı karşıya kalmış durumda. And they are already facing some serious impacts of all of them. For instance, aging is another risk for developed countries. Family structures are quite deteriorated. The protection is not really well functioning. Individualism is getting worse and worse, and people, even young people, are having troubles when it comes to integrating with the society. So when we look at this risk environment, we are also facing irregular and uncontrolled migration. So when it comes to controlling social expenditures for prosperity states, I can say that it also creates a huge pressure on them. And of course, it also brings up some responsibilities to undertake. When we look at all this from a conservative point of view, we can see that social alienation is also another problem emerging from this situation. We also talked about this discrimination of this example that we have seen in UK, and I can say that there are two major risks. One of them is the following. These social groups are also facing some risks here in our country. If they cannot get adapted or integrated, they can create their own ghettos, if I may say. They can create their own neighborhoods, their own living environments or living spaces. So the policies to solve is, of course, integration policies. And another risk is that the one that Europe also is facing, assimilation. I mean, it's not totally assimilation, but assimilation or creating their own ghettos shouldn't be the problem. In fact, we have to put integration policies into effect so that we do not have these risks. And one of them, one of the most important policies is, again, education policies in order to overcome these obstacles. Yes, we talk about it and there are some steps that we take about it, but we have to create education policies that will help them to have jobs, to get employed. And this way we can create new opportunities for them within the society against aging, against the incompetencies. I mean, they can earn new skills, and we have to reinforce this process. In United States of America, Yahoo, Facebook, or other technological infrastructure have their entrepreneurs from refugees. So if they can have the right opportunities, if they can find the possibilities, I believe that we are going to give them a huge chance. Just like Professor Fatih also said, health problems or health management problems, prosperity model, and the problem with the fact that we cannot totally institutionalize it is another reason for us to not render it sustainable. So I always say the same thing at every meeting that I participate to. We also have the same risk, and I can say that this is the biggest risk for us. We should have our own prosperity models. If we cannot establish them solidly, we cannot, in fact, have these social policies, and we will face more problems, more troubles. It will create more errors, if I may say. We need to focus on the needs, on the demands, and this is how we develop our policies. And we try to, in fact, to reach out to all needing groups with the social aid that we provide. We have seen some examples from workforce. But when you look at social aid, you can see that these people working within these social aid organizations are also considering this as a problem. They all feel that they should go back, Syrians go back to their country, they should be repatriated. So this is why integration and adaptation policy should be put forward, and I will conclude my speech with a single phrase. Maybe when it comes to administration of migration or another independent institution should take care of everything in migration or not, we should first decide on that. Or maybe we can have another example such as
göçmenlere ilişkin bilimleri bu alanlara aktarmak gibi bir çabayı göstermeliyiz. Yani acaba Aile Sosyal, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı göç idaresine ilişkin bilimde çözemedik daha aileyi nereye koyacağız? Of administration bu çerçeveyi of, migration. Acaba bakanların içerisinde organize etsek ve etkin bir koordinasyonla daha iyi bir çözüm sağlayabilir miyiz? Bu konuda more bazı sorularını soru işaretini var. Çünkü her şeyi güç içerisinde bıraktığımız zaman benlik, siyaset, vatandaşlık, sağlık, eğitim mümkün değil. Yani böyle bir yapının bütün bu sorunları çözebilmesi mümkün değil. Onun için bu paylaşımı kendi sosyal modelimiz içerisinde de bu paylaşımın içerisinde dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Fatih Dekat. Way to solve all the all their problems and Betül Hanım, Betül Hocam'a da yes there was another question for Professor Metin. Başka soruya geçebiliriz program değil. Or maybe we can continue with another question. It's okay for me. Şöyle söyleyeyim hocam, öncelikle We know that there are also called the silent generation, and this is why we can say that there are various different structures, and we see that they are more individualist, they are more aware of their own rights and responsibilities, they want to create their own values, and they want to put them forward. I mean, their priority is themselves. So when we look at the data, yes, educated class have such perception. We know that they think the same way, and when we look at the, when we look at beyond statistical data, we see that especially in big cities a problem that occurs, and this is that we know that Syrian refugees are a popular topic right now, and there are still two groups amongst them. One of them are Syrian people coming from the war but having a better economic status, and the other ones still are coming from the war, running from the war, but they have a worse economic status, and it is harder for them to make their own living or to buy a property. But it's not the case for the other ones. I mean, they can buy their houses and they can live by themselves. The poorer group gözlemlerimize baktığımız zaman bilimsel verilerin dışında bu toplumsal olarak benim karşıma benim dükkanımı işgal ediyor. Benim haklarımı ihlal ediyor. Sosyal yardımlardan benden önce yararlanıyor. Öğrencilerin özellikle Z kuşağının ki ben okulumdan ders verdiğim öğrencilerin özellikle iletin hocam dediği ifadeler var ve yanlış bilinen gerçekler var. 1500 lira aylık onlara burs sağlanıyor, kredi yurtlarında öncelik sağlanıyor. Otobüslere, toplu taşımalara bedava biniyorlar, kaldıkları yerler bedava gibi söylemler kendi aralarında başlayıp devam eden bir söylem. Bu şekilde tabii ki bu bilgilendirme de yanlış. Kendi aralarında hocam da ifade ettiği gibi hani ifade var ama gerçek değil. İfade var ama gerçek. Bilimsel veriler var ama bilimsel olmayan ama gerçek olan veriler var. Bunların tamamının iyi analiz edilmesi gerekiyor. Toplumda oluşan algı maalesef problemli bir algı. Suriyeliler bizim haklarımızı her zaman ihlal ediyor. İstanbul bölgesine baktığımız zaman Fatih ilçesine girdiğinizde bütün dükkanların tabelalarının Suriyelilerden oluştuğunu, özellikle Malta Çarşısı dediğimiz yerin çok bilinen ve yıllardır devam eden bu çarşının artık oradaki esnaf tarafından ifade edilen belediyeye başvuruyorlar ve buranın Suriyeli çarşısı olsun şeklinde başvuru yaptırıyor. Belediyenin buna karşı cevap verip hayırlardır burası Malta çarşısı ismi değiştirilemez şeklinde. O dükkanlara sırayla baktığınızda Türk dükkanının tabelasının en azından eski oranla iki ya da parmakla sayılır şekilde olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir yapıda gözlem yaptığınız zaman haliyle yanlış bilgiler de birlikte eklendiği zaman akademisyenlerin, eğitimli kesimin özellikle öğrencilerin bu düşüncede olmasını tabii ki kabul edebiliyoruz. Burada yapılması gereken önerilerde de ifade ettiğim bilgilerin gerçek verilerden oluşması ve algıların medya tarafından, politikacılar tarafından yanlış algıların düzeltilmesi. Biz bunları böyle böyle yaptık, bu tür politikalar uyguladık ama bilinen bunlardır, yanlış bilinenler de bunlardır şeklinde ifade edilmesi gerekiyor. Maalesef bilgilendirmeler şu anda yanlış olduğu için bu düşünceye haizler diye düşünüyorum.
correct the misperceptions. I will add a couple of things. Suriyelilerin çalışma izinlerinden bahsettiğimde Suriyelilerin çalışmasını istemiyorum diyor. Çalışmayan, kendini geçindiremeyecek kişi ne yapacak yani? Hem onu istemiyorsun, hem bunu istemiyorsun. Çok büyük bir kafa, yani bilgi eksikliğinin yanında neyi istediğini de bilmeyen bence bir kesim var. Tabii yani çok onu söylemeye galiba cesaret olmuyor o kadar. Toptan gitsinler diyemiyor ama. Ben teşekkür ediyorum hocalarımıza. Yani onlara katkı anlamında haddime değil, katkı sağlamak ama düşüncelerimi dile getirmek isterim. Betül Hanım'ın bir yerisinde Suriyelilerin yani alt işlerde çalışıyor olmaları, bizim iş rekabet alanında bizim işimizi engelliyorlar. Söylemi tutarlı söyle. Onlar açısından tutarlı bir görüş olarak görmedim. Çünkü şimdi Kocaeli İş Kur Müdürü'yle geçen görüşmemizde şöyle bir şey söyledi. 2000 kişiye acil ihtiyacım var. Kocaeli'de sanayide alt işlerde çalışacak. 2000 kişiye ihtiyacım var ve 3 aydır 2000 kişi arıyorum. Şimdi bizim nesil bizimle mülakat yapmaya geldiklerinde direkt benim koltuğa talip oluyor. Yani ben orada oturmalıyım. Sen orada hasbelkader oraya oturmuşsun. Biraz öyle olabilir. Yani bu işleri bizimkiler yapmıyor. Bir de o ücretlere hiç yaklaşmıyor. Ben en az 3500 lira maaş alacağım. Sigorta, sosyal güvenlik dahil olmak, onu da üstüne ekleyerek yemek yol. Öbür tarafta sanayici de ucuz iş gücü arıyor. 2000 liraya onları çalıştırıyor. Dolayısıyla orada bir rekabet doğduğu kanısında değilim. Yani orada belki iş kurun bilgileriyle biraz desteklemek gerekebilir. Evet. Yok, ben sadece hani oradaki bilgiler destek sağlayabilir diye bir konuyu asıl konuşmam lazım, kısaca aktarayım. Sosyal politikacı hocalarımızın bundan sonra belki hani bizim işimiz akademi değil, onların politika üretmeleri gerekir diye düşünüyorum. Şimdi evin mutfağını yaptırıyorum, yeniliyorum yani daha doğrusu. Bir firmayla anlaşmış hanım. Geçen eve gittim, hanım da çıkmış gitmiş, baktım evde iki tane Suriyeli arkadaş çalışıyor. Tadilat işinde. Neyse dolandım. Biraz tedirgin oldum. Sonra sadece mutfağı açık bırakmak kaydıyla çalıştıkları alan. Gittim içerideki odaları kapattım. Anahtarları yatağın altına koydum ve çıktım. Şimdi ondan sonra akşam tekrar eve gittim. Baktım bu iki arkadaş cemaatle namaz kılıyorlar. Sonra namazdan sonra orada şeyin üzerinde pet şişe su var. Yani bizim hazır bildiğimiz erikli su var. Ondan, ya hocam bundan içebilir miyiz diye sordu. Ya ben hadi utancımdan yere girdim, gittim kapıları açtım. Ne yapıyorsunuz ya? Evi terk ettim. Şimdi hocalarımız hani sundukları, hocalarımız değil hani bu işle ilgilenen kurumlarımız da biz gelen insanların sadece kurumlarla olan ya da kurumların onlara karşı olan ilişkilerini hep konuşur olduk. Yani kurumsal olarak işte bunlar mülteci, yardımcı olmalıyız işte. Sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi. Ancak bu insanların normal günlük insani yaşam alanlarına ihtiyacı var. Yani bizim düğünümüze gelmeliler, pikniğimize gelmeliler, sınıfımızda gelip aynı sınıfta okumalılar. Bence biraz çalışmaların artık toplumsal o zihin haritasını dönüştürecek toplumsal alanı, onların şeyini, ön yargılarını değiştirecek yeni çalışmaların yapılması gerektiği kanısındayım. Teşekkür ederim. The daily life with Turkish people. That will change the perception.
Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sunum oldu. Kendi adıma Metin'le dün sunumumuzu hazırlarken bazı noktalar vardı ve tepki alacağını alır mıyız gibi konuştuk. Ama bizce gerçekler bunlardı. Bunun üzerine yazmalıyız dedik. Dediğimiz gibi bu insanlar genelde alt gelir işlerde ucuz olarak çalışıyor ve Türklerin yapmak istemediği işlerde çalışıyorlar. Bunun sağlamasını yaparken de İstanbul'da, Kocaeli'nde ve büyük illerdeki iş buradaki açık işlerde de biz referans alarak yazdık bunları. Şunu eklemek istiyorum ki bence biz bunları demografik fırsat olarak görmeliyiz bu gelen insanları ve her şekilde biz de onlara konuksever davranmadığımız sürece bu tür algılar daha çok bence yoğunlaşacak. İlk başlarda tepkiler yoktu. Gün geçtikçe bunlar misafirlikten yerleşen insanlar konumuna geçtiği için tepkiler oluştu. Suçla ilgili de biz betimle düşündük. Bunlar suça karışıyor mu? Sizin söyleminiz gibi %1, %2'yi bulmayan suç oranları var ve genel itibariyle suç işleyen de Türk halkı Türkiye'de. Bu algıların yıkılması için bence sosyal medyanın ve Türk medyasının büyük payı var. Olumsuz algılar bence genelde onlardan kaynaklı oluşmuş. Türk toplumu olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Son olarak bence bütün doğanın içerisinde olan bir şey var. Her şey ışığa gider. Bu insanlar da burada ışık görmüş ki gelmişler. Çok teşekkür ediyorum. Hocam benim sorum size bir göç bakanlığı olmalı şeyi var mı? Onu merak ediyorum. Şimdi biz İçişleri Bakanlığı içerisinde göç idaresi hareket ediyor. 16 bakanlıkla da ilişkili olduğunu söylediniz. Böyle bir düşünce var mı? Peki, teşekkür ederim. Sahi Soner Güler, eğitim bilimleri uzmanıyım. Aynı zamanda Youth Action Leaders Gençlik STK'sı lideriyim. Ufak bir anekdot, bir hikayemi anlatmak istiyorum. Sürekli biz Avrupa Birliği'nde çocuklar ve gençler için gençlik politikaları projeler yapıyoruz. Hatta Türkiye'de en fazla Avrupa Birliği projesi geçen gençlik STK'sıyız. Bir Hollanda'da yaptığımız bir proje, çocuk esgeme kurumunda yaptığımız proje. Bize göre çocuk esgeme, onlara göre farklı bir kurum. Çocuklar genelde orada belli bir süre tutulup sonra işte koruyucu ailelere veriliyor. Suriyeli bir çocuğu gördüm, 14 yaşındaydı. Ve oraya geldikleri zaman ailesinden alıkonulmuş, ailesine Hollanda hükümeti sen bu çocuğa iyi bakamazsın, bakamadığın için biz yetiştireceğiz demişler ve el koymuşlar ve göstermiyorlar da çocuğu. Ve o çocukla görüştüğümüz zaman bana şey diyor, keşke Türkiye'de kalsaydık. Yani çünkü Türkiye'de biz aynı zamanda aile yapısını da koruyoruz, yardımlardan ziyade. Çünkü belli bir asimilasyondan sonra belki Avrupa'daki Suriyeliler tamamen köklerini kaybedecekler. Ve kendi dillerini, Arapçayı konuşamayacaklar bundan 20 sene sonra. Ama Türkiye aynı zamanda hep Arapçalarını muhafaza ediyor, kültürlerini muhafaza ediyor. Bir kültürü koruyor Türkiye şu anda. O çok önemli bir şey. Ve bana o çocuk onu dediği zaman dedim ki ona, herhangi bir yol yok mu başka? Dedik biz artık buradan dedi, çıkış yapamayız. Yani Türkiye çünkü ancak Suriye tarafından giriş yapabiliriz dedi. O beni bayağı içimi burkmuştu çocuk esirgeme de. Daha sonra şöyle bir şey oldu. O başka ikinci projede aynı yere gideceğimiz zaman bize ambargo koydular. Çok fazla Suriyelilerle ilgilendik diye orada. Öyle bir şey yapmışlar. Biz de mecburen projeden geri çekilmek zorunda kaldık. Sizin Sayın Milletvekilimiz Özden Hanım'a şöyle bir sorum var. Şimdi şu anda Ulusal Ajans projeleri onayını veriyor. Ama maalesef şimdi projeyi yapmak gerekirse çok fazla göç ve mültecilik üzerine proje geçirmiyor Ulusal Ajans. Yani bir tanesi biz yaptık zaten. Onun haricinde biz oraya yaptığımız aktiviteleri genelde işte çocuk esirgeme ya da gençlik politikası üzerine yapıyoruz. Ulusal Ajans da bu konuda Dışişleri Bakanlığı bir çalışma yapsa, tam Ulusal Ajans'ın elinde bu. Göç üzerine çalışmaları, projeleri biraz daha öncelik vermeleri bu aşamada sanırım 4 milyon yakın Suriyeli yaşadığı ülkemizde ehemmiyetli olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Okay, thank you. Ben de teşekkür ederim. Hakikaten birçok şeyi tekrardan yenilemiş olduk. Speeches were very good. Bahsedildi, birçok gerçeklik maalesef yanlış biliniyor.
Ben sınırın öbür tarafında da birçok çalışmaya On the other side of the border there are a Günde, lot of studies that are going on. And in our border gates, 100 tane tır giriyorsa bunun 5 tanesi yardım tırıdır. 95'i ticarettir. 5 of them are support trucks, the other 95 are commercial trucks. Sonrası ticaretimiz. Our commerce has increased a lot. Bu 3,5-4 milyon bu ülkede yaşıyor. Bunlar kiralarını, işte elektriğini, suyunu bize ödüyorlar. And yani they are paying their rents and bills to Turkey, you know. Ekonomisi they are not deprived of, they are not ilk immunized of any bunun rights, actually. Suriyelilerdir. Or any duties towards the government. 1856 tane şirket kuruldu, Suriyelilerin kurduğu they have established more than 1900 companies that are registered in Gaziantep. And the employment that they have constituted has more than 50% Turkish employees. Var. Bekir Berat Özipek'le çalıştıydık biz Bekir bu konuyu. Berat Özipek is the person Suriyelilerin that we did all this research katkısı. Together. And we, we studied to prove the contribution of Syrian refugees. Türe world. Burada üretiyor, oradan alıyor, buraya and, satıyor. You know, yeter ki doğru rehberlik edelim. Actually, if guided well, they can do a really good job. Fazla dilenci vardı. Bunu sivil toplum, busy with commerce mülki and idare, yerel yönetim beraber çalıştık. Bunları aldık, meslek edindirdik. Her birini usta çırak we helped the ones who were begging on the streets in Gaziantep. We get them, we trained them, and we iş edindi. Wanted to bir 30-40 kişi gibi dilenciliği meslek edinmişti. Onlar da ıslah edildi ve sınır dışı edildi. Nüfusun %20'si Suriyeli olmasına rağmen şu anda dilenci yok gibi bir toplumsal bilinç oluştu. Gece 3'te de olsa sokakta bir dilenci görse ilgili kurumu arayabiliyoruz. Yani bunları doğru yönetirsek So, why don't you know, if you manage the situation in a correct way, if you can provide motivation and training and education, then everything shall be fine. There is a problem among youngsters, of course. This is a humanitarian problem. This shall not be ki bunu diyenler de bir yerden göçmendir, bir yerden gelmiştir. Topic bu da ayrı bir acı maalesef. Bu açıdan bu konuları yeniden bir ele almak gerekiyor. Actually, ve no, Türkiye, Suriyeliler için topics. Hayatta kalma değil, Turkey tüm kültürlerini it's not a place to survive for ayakta refugees, tutmayı, but it is a place de, where they can live up to their traditions and we believe that it enriches Turkey. O normlarına şey yaptığımız için onlar ve biz diyoruz. Biz de Osmanlı bakiyesiyiz. Her birimiz bir yerden gelmişiz. Fazla sahiplendik bu dünyayı. And we are also you know, coming from the Ottoman Empire. We have all different ethnicities. And I think you know, Anatolia is you know, big enough to host any of us. Okay. Now I would like to close this session. We are half an hour late. If you have last things to say or maybe benim one last sorum question, yok ama çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan size hocalarıma çok sağ olun. Dediğim gibi hocam yani en önemli mesele şu an o algının As yıkılması said, ve yanlış bilinen gerçek olarak kabul edilen doğrularından tamamen o algı yıkılarak düzeltilmesi diye düşünüyorum. Ben de çok değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Turgay Bey miydi? Turgay Bey aslında benim atladığım bir kısmı hocamın Fatih hocamın sorduğu noktada bir atladığım kısmı hatırlattı bana. Ben de başkanım buradayken onun şahsında doğrudan muhatap değil bu mesele ama onun çünkü yaklaşımını çok iyi biliyorum. Siyasetten, siyasetçilerinden biraz siyaset sosyolojisinin bir konusu söylediğim şey. Biz bu sosyal politika ve refah işlerini biraz böyle siyasetin günlük popülist çerçevesinden biraz çıkarmamız lazım. Siyasetçilere bu konuda çok rol düşüyor. Yani lütfen insanların hani emek, rızık paralarını, ücretlerini, asgari ücretlerini, geçimlerini, yardımlarını seçim malzemesi haline dönüştürmeyelim. Yani bunları yapalım. Çok iyi şeyler yapılıyor. Çok iyi çerçeve yapılıyor. Ama bir taraftan bu bozucu enformasyonla bir siyaset alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani böyle muhalefeti buradan kurmayalım. Muhalefeti insanlığın şerefli varlığına tehdit oluşturacak bir dil üzerinden muhalefeti kurmayalım. Siyaset de insanı yaşatan, insanı yücelten bir araç olarak yaşasın, gerçekleşsin ve bu şekilde değerini görsün. Çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdi Deniz Hanım anlatmıştı. Bizim toplumda galiba empati eksikliğimiz var. Avrupa'nın bize bakış açısını aslında aynen değil mi? Yani
bunlara bakıyoruz. Orası bize bu şekilde bakınca bizim hoşumuza gitmiyor ama biz aynı davranışa değil mi? Yani, evet yani biraz hatırlatmamız lazım. Son bir şey ben bundan 10-15 sene önce ben Mardinliyim, Midyat. Bizim yani 20 kilometre sonra ötesi şey Suriye. Kız kardeşimle gittik Suriye'ye. Oraya günübirlik gidip gelebilmek. Yanıma yaşlı bir amca geldi. Siz dedi Osmanlısınız, siz bizim büyüğümüzsünüz. Siz bizim bayağı böyle övdü, ağladı gözleri yaşardı. Ne olur bizi bırakmayın, bize sahip olun, bize destek verin. Hala böyle bir algı vardı yani Suriye'de bize karşı hep böyle bir abim gibi artık. Ne diyorlar? Biz bu bir gerçektir. Yani biz bunlarla artık yaşayacağız, avantaja dönüştürebiliriz, yaşamalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılara, dinleyicilere. Dün gece geldim, hocalarım dedi ki salonlarda 4-5 kişi oluyor, bazen 10 kişi oluyor dedi. Biz bugün başlarken salonumuz fulldü. Ben çok teşekkür ediyorum. Hala 4 kişiye düşmemiş vaziyetteydi. Bu da iyi bir şey. Soruyla başlamak istiyorum. Göç Bakanlığı, bu çok konuşuldu. Son 5-6 yılın en gündemdeki cümlesi Göç Bakanlığı kurulmalı mı diye. Evet, Göç Bakanlığı koordinasyonu sağlamak adına bir üst bakanlık olarak kurulabilir, düşünüldü, konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bakanlık sayılarının azaltıldığı etkin ve hızlı bir yönetim sürecine geçtiğimiz anda biz yeni bir bakanlık kurmamalıyız. Şu an Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 tane politika kurulu oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi de Sosyal Politikalar Kurulu. Bizim önermelerimiz çerçevesinde de bu Sosyal Politikalar Kurulu'nun alt komisyonları olacak. Ve onlar kendi alanlarını çalışacak. İşte onlardan bir tanesi de göç olacak ve o koordinasyon konusunda etki analizlerini de orası çalışacak. Ulusal Ajans'ın Salih Hocam'da sorusu, Dışişleri Bakanlığımızla onların vermiş olduğu desteği özellikle göç ve mülteciler konusundaki projelere de destek vermeleri için notlarımı aldım, konuşacağım inşallah. Geçen sene yapmış olduğumuz Anadolu Dünya Dolu diye hem sempozyumumuz hem de Göçmenler Günü vesilesiyle bir programımız vardı. Orada başaran göçmenler vardı. Başarılı olan göçmenler vardı. Örnek göçmenler vardı. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Bey'in söylemiş olduğu, Turgay abinin söylemiş olduğu gibi orada sanayici olan bir iş adamımıza biz ödül vermiştik. Gelmiş 300 kişi istihdam yaratmış. Başaran çok fazla sayıda insanımız var. İyi örnekleri artırmalıyız. Son olarak uyum politikalarımız konusunda özellikle bir eğitimde uyum, iki kültürde uyum, üç sporla uyum, dört mahallede uyum, istihdamla birlikte beraber çalışmaya istinaden yapacağımız uyum ve süreç konusunda şeffaflık ve gerçekleri doğru şekilde anlatma konusunda vatandaşlarımızla ortaklaşan bir uyum ve yerel yönetimlerimizin yapacağı yereldeki uyumla uygulayacağımız sosyal politikalar bütünleştiği anda göç sürecini, krizi fırsata çevirme imkanımız çok daha fazla olacaktır. Çok kıymetli hocamın söylemiş olduğu son söz ve herkes ışığa gelir. Türkiye'nin ışık olması, yükselen değer olması, refah devleti olması ve o Osmanlı'dan bize kalan mirası bugüne taşımamız vesilesiyle kapılarımızda, gönlümüzde herkese açık. Ben bir kez daha zirve için kıymetli başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve bütün kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.